doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu, Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Günaydın sevgili seyirciler, günaydın Türkiye'ye hoş geldiniz. 7 Şubat 2018 Çarşamba gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi diyerek başladık. Mehmetçiğimize Afrin operasyonunda canıyla kanıyla bölgemizin denkleminde son derece önemli emperyalist saldırıyı def etmek üzere Türk askeri operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 19. gün gündemiyle başlıyoruz. Bakalım bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD-PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz gün içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz unsurlarının Aden Körfezi ve Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için hükümete verilen izin süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi görüşülecek. Ordumuz her yerde. Yani gerçekten son yıllarda peş peşe gerçekleşen hain saldırılarla da yıkılmayan bir ordumuz ve yeniden doğan, küllerinden adeta yeniden var olan bir ordumuz karada, havada, denizde, her yerde varlığını işte ortaya koyuyor sevgili seyirciler. Mecliste Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda da yardımcı doçentlik tartışması gündemde. Bunun yerine doktor öğretim üyesi kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin düzenleme bilim dünyasında tartışma yarattı ama bir bilimsel analiz çerçevesinde de genel olarak yardımcı doçentlik kadrosunun kaldırılması
ciddi bir tartışma. Gün içinde bunu da takip edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak. Bir de deyim yerindeyse tablomuzu görmüş olacağız. Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Paola Gentiloni ile görüşecek. Ardından da ortak basın toplantısı düzenliyor. Fethullahçı terör örgütü davaları yine gün içinde takip ettiğimiz notlar arasında. Dün Beşiktaş'ın Gençler Birliği galibiyeti vardı ve bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde Kayserispor, Telesat, Mobilya, Akhisarspor ve Fenerbahçe'de Akınçorap, Giresunspor karşılaşmaları var. Futbolda takip edeceğimiz notlar arasında. Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 14. haftada Natre 92, Beşiktaş Somba Japon ve Pınar Karşıyaka'yla da Monaco karşılaşmaları var. Voleybolda ise ÇEV Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Fenerbahçe İtalya'nın voley takımıyla da karşı karşıya gelecek. Bu da spordan takip ettiğimiz notlar arasında yer alıyor sevgili seyirciler. 7 Şubat'a tarihte yansıyan notlara da gelin dilerseniz birlikte bakalım. Sizler için neleri çekmiş, neleri gündemimize almışız. 1914 Charlie Chaplin, Charlot'un ilk filmi The Light Tram gösterildi. 1952 yılı ABD Senatosu Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya alınmasını kabul etti. 68'de bu özellikle dikkat çekiyorsunuzdur tarihteki gündemlerimiz. Özellikle 60 Anayasası'nın getirdiği bir sendikal hareketlilik, emek kesimine sunduğu, sivil toplum örgütlerine sunduğu bir eylemsel gücü de belki de canlandıracak sürecin izleri 60 Anayasası'nın içinde vardı. İşte 68 yılı Zonguldak'ta 7000 işçi maden işçileri sendikasını bastı. Polis işçilere karşı cop ve göz yaşartıcı bomba kullandı ve işçiler sendika tarafından kandırıldıklarını ileri sürmüşlerdi o tarihte. 1973 yılının 7 Şubat'ına geldiğimizde mecliste kabul edilen yasayla Maraş iline kahramanlık unvanı verildi ve adı Kahraman Maraş oldu. Sevgili seyirciler, tarih 1973. 98 yılında yazar Metin İlkin ve 2010 yılında da yazar akademisyen Profesör Doktor İlhan Arsel ABD'de hayatını kaybettiği notları yansıyor 7 Şubat'a ilişkin olarak. Son 24 saatte neler oldu dilerseniz onu size anlatarak sürdürelim. Siyasetin gündeminde Afrin Harekatı ve Türk Tabipler Birliği'nin tepki çeken açıklaması vardı. Türk Tabipler Birliği'nin bildirisine AKP ve MHP bir kez daha tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise bildiriyi savunmaya devam etti. Vatan Partisi de hem AKP'nin hem de CHP'nin yaklaşımını eleştirdi. Ayrıntılarına birlikte bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nden Türk ifadesi çıkartılacak sözlerine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten sert tepki geldi. Çıkış Yolu programında Rafet Ballı'nın sorularını yanıtlayan Perinçek, Türk ifadesinin kaldırılmasına asla izin vermeyiz. Erdoğan'ın açıklaması devlet geleneğiyle bağdaşmıyor açıklaması dikkat çekti. Ayrıntılarına birlikte bakacağız sevgili seyirciler. Zeytin Dalı harekatı kararlılıkla sürdürülüyor. Son operasyonlarda 23 PKK PYD'li daha etkisiz hale getirildi. Afrin'deki harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 970'e yükseldi. Türk ordusunun Afrin harekatıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef aldı. Afrin'den Astana ile çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki Atme mülteci kampına havan topu atıldı. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil ise yaralandı. Ayrıntılarına ilerleyen dakikalarda birlikte bakacağız. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı olabilme şartı olan 100 bin imza kampanyasını İstanbul Pendik'te başlattı. Perinçek için imza masaları kuruldu. Bazı Türk bakanlarını sınır dışı edilmesiyle başlayan Hollanda ile Türkiye arasındaki kriz yeniden başladı. Hollanda Türkiye tarafından dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekti. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ise durumu olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiler sözleriyle değerlendirdi. Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün vekilliği düşürüldü. Encü'den önce HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada düşürülmüştü.
Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke, ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 stratejik planına göre enerji ihtiyacının %30'u yerli kaynaklardan karşılanabilir sevgili seyirciler. Ve Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarını üreten makine ve ekipmanların %71'den fazlasını ithal etmesi buradaki en önemli tartışma konusu. 2023'e kadar 25 milyar dolarlık bir pazar var. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, sektörde kullanılan makine ve ekipmanların millileştirilmesini istiyor. En önemli taleplerden biri bu olarak yansıdı. Ege Üniversitesi Mehmetçik için kolları sıvadı. Askerlerimizin kullandığı kıyafetle teçhizatın test ve analizleri artık Ege Üniversitesi tarafından yapılıyor. Amaç Mehmetçiğimizi her türlü olumsuzluğa karşı korumak. Ayrıntılarına birlikte bakacağız. Sabahın ilk saatleri okulların ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun arttığı bir hafta. Bakalım hafta ortasına trafik nasıl yansıyor? %44'ler düzeyinde yoğun sayılabilecek bir tablo söz konusu. Önce Anadolu Avrupa geçişine bakacağız ama TEM bağlantı yolunda galiba bir uyarı var. TEM Dudullu Kavşak Çamlıca gişeler yönünde yoğun bir trafik söz konusu. Kullanıcı bildirimleri açısından bu çerçevede bu güzergahı kullanacak sürücülerimizi uyaralım. Yine TEM bağlantı yolu ve 3. köprü bağlantı yolları dahil Kavacık Köprüsü'ne kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü uzayan koridorda trafik yoğunluğu her sabah olduğu gibi gözümüze çarpıyor. TEM bağlantı yolu ve Çamlıca girişi itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de yine yoğunluğunu muhafaza ediyor sevgili seyirciler. Kaynarca Gebze yönüne doğru uzandığımızda Sultanbeyli Tuzla bölgesinde TEM hattında yoğunluk gözümüze çarparken Maltepe, Pendik ve sonrasında da yine trafik yoğunluğu kendini hissettirmeye başlamış. Tam tersi yönde de yine Kartal yönüne doğru Pendik dolayında ve Maltepe'de ve Bostancı sonrasında Avrasya Tüneli güzergahına doğru trafiğin yoğunlaşmaya başladığı gözümüze çarpıyor. Sahil şeridine baktığımızda ise Bostancı ve Kadıköy civarında gidiş ve gelişte trafiğin yoğunlaşmaya başladığı dakikalara şahit oluyoruz. Köprü üzerlerinde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine yoğunluğunu Avrupa geçişinde hissettirmeye başladı. Avrupa yakasına baktığımızda ise Haramidere'de yine her sabah olduğu gibi gidişte ve gelişte bir yoğunluk söz konusu. Esenyurt'tan Mahmut Bey yönü TEM bağlantı yolu, hatta bir arıza ya da kaza uyarısı var. TEM Firuzko Köy Altınşehir yönü orta şerit trafik kazası hasarlı. Bundan dolayı birinci şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. Sonrasında da yine yoğunlaşan bir trafik gözümüze çarpıyor. Tam tersi Edirne yönünde de Mahmut Bey'den itibaren başlayan yoğunluk var. E5 hattına baktığımızda Avcılar, Küçükçekmece, Sefaköy Havalimanı kavşağı hattı yoğun ve tam tersi yönde de trafiğin yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Yine Şirinevler Havalimanı kavşağı hattı her sabah olduğu gibi aynı noktada yoğunluğunu muhafaza ederken Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç ve Şişli yönüne doğru da trafiğin yoğunlaşmaya başladığı gözüküyor. Mahmut Bey'den Bayrampaşa bağlantı yolu da yine her sabah olduğu gibi aynı noktada trafik durma noktasına gelmiş gibi gözüküyor. Gazi Osman Paşa Kağıthane FSM yönünde de trafik yoğunluğunun ciddi şekilde yaşandığını görüyoruz sevgili seyirciler. Avrasya Tüneli ise rahat bir görüntü sergiliyor. Sahil şeridine baktığımızda Zeytinburnu yönüne doğru havalimanı sonrasında bir trafik yoğunlaşması da orada gözümüze çarpıyor. Çubuklu İstinye, Harem, Sirkeci feribotları belki birer alternatif olabilir. Üçüncü köprü bağlantı yollarına az daha küçültürsek belki daha rahat göreceğiz bu güzergahları. Küçültürsek üçüncü köprü güzergahlarını, evet üçüncü köprü bağlantı yollarını kullanarak belki bir alternatif sağlayabilirsiniz. En azından birkaç nokta dışında rahat bir görüntü sergiliyor diyebiliriz sevgili seyirciler eğer tercih ederseniz. Geceden kalan haberlerle devam edelim. Başkent Ankara'da güvenlik zirvesi vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi düzenlendi. Zirvede Afrin Harekatı ele alındı. Sadece sınırların ötesinde değil, sınırlarımızın içinde de bölücü terör örgütüyle mücadele sürüyor. Tunceli'de terör örgütüne ait bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda teröristlere ait bir sığınaktaki aramada 2 çift ayakkabı, 2 soba borusu, 2 yağmurluk, 2 yastık, 3 yorgan, 2 branda, 3 kazma, 8 kürek, 2 balta, 100 metre çelik tel, 100 metre su borusu, 1 sargı bezi, 3 güğüm, 3 çaydanlık, 5 tencere, 1 kazan ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bölge liderlerinden de açıklamalar geliyor sevgili seyirciler. Türkiye'nin Afrin Harekatı'na ilişkin olarak Astana sürecinin bir önemli sonuçluğuydu elbette ve buradaki en önemli sac ayaklarından Türkiye, Rusya, İran hattında zaman zaman önemli uyarı niteliğinde de açıklamalar söz konusu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuştu Suriye krizine ilişkin. Ruhani, Suriye krizi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin bölgedeki mevcudiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran'da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ruhani, ülkesinin Türkiye ve Rusya ile ilişkileri hakkında Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi Türkiye, Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda ifadelerini kullandı. Ruhani, Türkiye ve Rusya ile diyaloglarının çok iyi durumda olduğunu vurguladı. ABD'nin Suriye'deki varlığı ve Türkiye'nin terör örgütü PYD-PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine İran Cumhurbaşkanı Ruhani şunları söyledi. ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetini kınıyoruz çünkü amaç ve hedefleri dürüstçe değil. ABD, Suriye'yi parçalamanın peşinde. Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili yaklaşımımız da ilkeseldir. Bu bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin toprağına girerken o ülkenin devleti ve halkından izin almalıdır. Biz Türkiye'nin Suriye'ye girmesine bu açıdan bakıyoruz. O nedenle arzumuz Türkiye'nin askeri operasyonlarının sona ermesidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün yaptığı telefon konuşmasını da hatırlatan Ruhani, bugün telefon konuşmamızda Sayın Putin de söyledi, Türkiye, Rusya ve İran'ın gelecek günlerde Suriye için üçlü liderler zirvesi gerçekleştirmelerinin zaruri olduğunu ifade etti deniliyor. Yeni bir toplantının da ayak seslerini Ruhani paylaşmış oldu bu sözleriyle. Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği telefon diplomasisinde Türkiye, Rusya ve İran'ın gelecek günlerde Suriye konusu üzerine bir liderler zirvesi, yani Soçi, Astana vesaire, artık o biliyorsunuz Soçi çerçevesinde Birleşmiş Milletler Cenevre sürecine teslim edildi oradaki yol haritası çizilerek. Bu çerçevede bölge ülkelerinin liderlerinin bir kez daha bir araya gelmesi dikkat çekici. Sıkıntının şuradan yaşandığı çok açık ve net bir şekilde ortada. Türkiye'nin Esad yönetimiyle bir araya gelme, birlikte hareket etme, o kararlılığı ortak bir platforma sürdürme konusunda bir inadı söz konusu. Bu bölge denkleminde de bölge liderlerini rahatsız ediyor. İşte açıklamalar aslında yansıyan başlığın en temel özelliği burada ortaya çıkıyor. Anlaşılan o ki işte Türkiye, Rusya ve İran liderleri Suriye meselesinde yeniden bir araya gelerek bu konuyu bir kez daha galiba orada konuşacaklara benziyor. Ayrıntıları takip edeceğiz. Yine gecenin gelişmeleriyle devam edelim. Almanya'da yeni hükümet kurma çalışmalarında son durum. Almanya'da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokrat Parti arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirilinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildi. Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirilinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildi. Hristiyan Birlik'te Sosyal Demokrat Parti arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında şu ifadelere yer verildi. Türkiye, Almanya için bir ortak ve AB komşusu. Bu nedenle Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve buna ilgi gösteriyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti normları ve insan hakları ile ilgili durum uzun süre önce kötüleşti. Bu bağlamda Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıkları açmak istemiyoruz. Taslakta ayrıca vize serbestisinin ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin ancak Türkiye gerekli ön koşulları yerine getirdiği zaman mümkün olabileceği kaydedildi.
CDU ve CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Elon Musk yine gündemde sevgili seyirciler. ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy uzay üssünden uzaya fırlatıldı. Fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve Atlas Okyanusu üstünde kapsülden ayrılan roketler yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Kapsül ise Mars'a doğru yol almayı sürdürüyor. Mars yolculuğu başladı sevgili seyirciler. Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Ağır Şahin adlı süper roketi Florida eyaletindeki Kennedy uzay üssünden uzay merkezinden uzaya fırlatıldı. Uzay taşımacılığında çığır açması beklenen rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobille yüklendi. Aracın radyosu ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısını çalacak. Elon Musk gazetecilere yaptığı açıklamada araba dünyadan 400 kilometre uzağa girecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Roketten Mars'ın yörüngesine yerleşecek aracın birkaç yüz milyon hatta milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz dedi. 3 besleyici roketi ve 27 motoru olan Falcon Heavy adlı roket 2 milyon kilogram itme gücünde. Roket 45 yıl önce NASA'nın astronotları uzaya taşıdığı Saturn V roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor. Dün parti grup toplantıları vardı ve siyasetin gündeminde Afrin Harekatı ve Türk Tabipleri Birliği'nin tepki çeken açıklaması vardı. TTB'nin bildirisine AKP ve MHP bir kez daha tepki gösterdi. CHP ise bildiriyi savunmaya devam etti. Vatan Partisi de hem AKP'nin hem de CHP'nin yanlışlarını eleştirdi. Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider. Bizim askerlerimiz Afrin'de şehit oluyor. Elbap'ta şehit oluyor. 3,5 milyon Suriyeli var. Onlar niye gitmiyorlar kendi ülkeleri için mücadele etmiyorlar? Türkiye dış politikada geldi. Bir batağa saplandı. Türkiye'nin güvenliğini biz Suriyelilerin sağlamasını bekleyemeyiz. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli görevlerinden biridir. Gitsin Suriyeliler savaşsın söylemi yanlış bir söylemdir. Afrin harekatı devam ederken terörle mücadele siyasetin gündemindeydi. Liderler birbirini suçladı. Vatan Partisi ise cephenin bölünmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bunların milli, yerli, bu ülkenin şu anda yapmış olduğu vatanı korumayla ilgili mücadelede hiçbir yanımızda yer alma diye bir durumları yok. Cumhuriyet Halk Partisi PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Salı günü Cumhuriyet Savcılığına Erdoğan'ın yardım ve yataklık yaptığını, terör örgütlerine yardım yataklığı yaptığından dilekçeni ver. Salih Müslim buraya kimi davet ettiyse onlar terör örgütleriyle işbirliği içindedirler. Şimdi bu siyasilerin hiçbirinin Mehmetçiğin bulunduğu yerden Türkiye'ye bakmadığını görüyoruz. Bütün millet kenetlenmişken, askerin arkasına kenetlenmiş ve teröre karşı mücadele ederken siyasi liderlerin meclis gruplarında millete basına şov yapmakla meşgul olduğu anlaşılıyor. Liderlerin gündeminde Afrin harekatına karşı savaş, halk sağlığı sorunudur açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği de vardı. AKP, MHP ve Vatan Partisi TTB'ye tepkisini sürdürdü. CHP tavrını yineledi. Erdoğan'ın ifadesi ise tepki çekti. Tabipler Birliği isimli PYD-PKK paravan örgütü vatana ihanet suçu işlemiştir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur demişlerdi. Hani başka da bir şey söyledikleri yok. Türk ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı. Bir de onun oradan hemen süratle çıkarılması lazım. Bunları kaldırmak son derece yanlış olur. Burada sorun bu kuruluşları yönetenlerin gayrimilli niteliğidir. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Türkiye Barolar Birliği'ni de hedef aldı.
Yanıt gecikmedi. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Türkiye Barolar Birliği'nin ismindeki Türkiye kelimesi Türk milletinin kalbine kazınmıştır. Kimse silemez onu. Çünkü bu tartışmaya çok sert tepki vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nden Türk ifadesi çıkartılacak sözlerine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten tepki geldi. Çıkış yolu programında Rafet Ballı'nın sorularını yanıtlayan Perinçek, Türk ifadesinin kaldırılmasına asla izin vermeyiz. Erdoğan'ın açıklaması devlet geleneğiyle bağdaşmıyor dedi. Burada devlet tavrı yok, kurum tavrı yok. Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz. Niye? Şunun için. Çünkü Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Mühendis Odaları Birliği gibi kuruluşlar meslek kuruluşlarıdır. Ve kanunla kurulmuşlardır. Hatta bunların sanıyorum tamamı kamu yararına kuruluşlar olarak Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmişlerdir. Bu devletin geçmişte aldığı kararlardır. O kuruluşların başında Ali geldi, Zehra geldi, Fatma geldi diye... değişmez. Çünkü onlar Türkiye'nin çok önemli meslek kuruluşları. O nedenle efendim şu andaki yöneticiler vatan savunmasında değil, doğru. Yani tabip odası için söylediği doğru. Barolar Birliği için söylediği de kökten yanlış. Barolar Birliği Sayın Metin Feyzoğlu'nun, Profesör Feyzoğlu'nun başkanlığında yani bu vatan savunmasında Sayın Tayyip Erdoğan'dan çok daha tutarlı, çok daha kararlı mevzilerde mücadele ediyor. İstanbul Barosu da öyleydi Sayın Ümit Kocasakol'un başkanlığında ve hemen hemen baroların tamamı böyle. Hemen hemen değil, tamamı böyle. Tabip odasının başına böyle bir hastalık olarak, bir arıza olarak bir grup geldi. Bunlar EDP-PKK yakını bir grup. Yani onların bu yanlış tutumu Barolar Birliği, Tabip Odaları Birliği'nin cezalandırılmasına neden olamaz. Çok çok yanlış. Onu bir daha savunabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani kendi partisinden ve çevresinden de buna hiç kimse onay vermeyecektir. Ama şu konuşmada bir devlet adamı, bir kurum, bir devlet geleneği tavrı yok. Dalı harekatı kararlılıkla sürüyor. Son operasyonlarda 23 PKK-PYD'li daha etkisiz hale getirildi. Afrin'deki harekatın başlangıcından itibaren öldürülen terörist sayısı 970'e yükseldi. Zeytindalı harekatının başlangıcından itibaren 970 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu Afrin'de Dikmetaş Köyü ile Surgeye Tepesi'ni teröristlerden arındırdı. Kilis, Hatay otoyoluna bakan sınır bölgesine hakim konumda kontrol sağlandı. Bu durumun Kilis il merkezine yapılan saldırıları azaltacağı değerlendiriliyor. TSK harekatın başından bu yana PKK-PYD'nin işgalindeki Afrin'de 36 noktayı örgütten kurtardı. Harekat planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin'in batısında terör örgütü PKK-PYD tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alanda kontrolü ele geçirdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü kamp alanında 35 kişilik grupları eğitime alıyordu. Duş, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduğu alanda teröristlerin spor yaptığı eğitim parkuru, olası hava harekatlarından korunmak için tüneller ve sığınaklarla terör örgütü elebaşının adının yazılı olduğu tabela bulundu. PKK-PYD'ye ait filama harekata katılan Mehmetçik tarafından indirildi. İstanbul'da trafik durumuna yeniden göz atalım sevgili seyirciler. Sabah saatlerine %44'ler düzeyinde giriş yapmıştık. %49'lara yükseldi bile. Ancak bu Ataşehir noktasındaki kaza hala daha galiba etkisini hissettiriyor. Onu özetleyelim ve size az önce söylediğimiz noktalar dışında farklı bir tablo söz konusu değil. Anadolu yakası işte haritası görüyorsunuz. Ve Avrupa yakasına baktığımızda da
Şimdi de Mahmut Bey tarafında galiba bir kaza noktası var. Hemen bakalım. Tem İstoç Basın Ekspres 2 telli yönü orta şerit trafik kazası ve zincirleme olduğu vurgusu var. Birinci şerit trafiğe kapalı. Burada müdahalenin söz konusu olduğu ifade ediliyor. E5 hattında Beylikdüzü'nün noktasında da trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz ve Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç yönü de daha belirgin şekilde yoğunlaşmışa benziyor. %49'lar düzeyinde bir trafik tablosuyla. Hızlıca gazetelerimizin manşetlerine neler yansımış, evinden çıkmak üzere olanlar varsa en azından onlar için vermiş olalım. ABD tuzağına medya çanağı diyor. 7 Şubat 2018 Çarşamba gündeminde Aydınlık gazetesi. Hürriyet gazetesine baktığımızda Maymuncuk örgüt Erdoğan'ın dün YPG-PYD'ye ilişkin iddiaları bu şekilde yer almış. Ayrıntılarına birlikte bakacağız ilerleyen dakikalarda. Sabah gazetesi YPG'ye silah vermek uluslararası suç başlığını kullanırken bir sonraki gazetemiz olan Akşam gazetesi Münbiç'ten çık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesaj vurgusuyla bugünkü manşeti belirlemişler. Akşamdan sonra Habertürk gazetemiz var. Uyuyan devi uyandırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubundaki açıklamalarına ilişkin cümleyi manşetine taşımış. Milliyet gazetesi de dev uyandı. Yine Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamasının bir cümlesini manşetine taşımış. Milli gazete Kırtasiye'den sağlık raporu başlığıyla yine bir özel haberi manşetine taşırken bir sonraki gazetemiz olan Yeni Çağ, Türkiye ve Türk kaldırılıyor vurgusuyla son dün itibariyle başlayan yeni tartışmayı manşetinden görmeyi tercih etmiş. Yeni Şafak'ta uyuyan devi uyandırdılar vurgusuyla bugün ön plana çıkarken manşetinde Star gazetesi vesayet odalarına neşter vurgusuyla meslek odalarına ilişkin başlayan tartışmayı farklı bir cepheden manşetine yansıtmış. Ayrıntısına bakacağız. Vatan gazetesi ABD'ye çifte PYD davası Trump'la aynı yolda vurgusuyla haber ve manşeti belirlerken bir sonraki gazetemiz olan Yurt gazetesi gözlerinden öptüm ey Bay Recep Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki açıklamasına yer veriyor sevgili seyirciler. Bir sonraki gazetemiz Sözcü gazetesi tabipler ve barolara Türk ve Türkiye yok Erdoğan meclis kulisinde açıkladı vurgusuyla verilmiş haber. Ve bir sonraki gazetemizde öfkeleri bitmiyor manşetini kullanmış yine Türk ve Türkiye ifadelerinin sivil toplum örgütlerinden kaldırılmasına ilişkin olarak Bir Gün gazetesi anketlerde en mutlu il çıktı. AKP hemen müdahale yaptı. Sinop halkının da huzurunu kaçırdılar vurgusuyla bir manşet hazırlamış. Bugün ayrıntısına birlikte bakacağız sevgili seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de kurduğu 6 numaralı gözlem noktasına roket ve havanla düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 askerimiz de bir sivil görevli yaralandı. İdlib'de kurulmasına devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına terör örgütleri tarafından roket ve havan saldırısı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bir askerin şehit olduğu, 5 askerle bir sivil görevlinin yaralandığı ifade edildi. Yaralı askerler ve sivil görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada saldırının ardından terör örgütü mensuplarına bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği vurgulandı. Ve sevgili seyirciler, İstanbul genelinde bu sabah daha önceden adresleri belirlenmiş olan birçok noktaya eş zamanlı operasyonla ilgili bilgiler düşmeye başladı. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan operasyonla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin İstanbul Emniyeti'nin bir açıklama yapması bekleniyor sevgili seyirciler. Bir diğer son dakika gelişmesi de İsrail'in Şam'a saldırısı başlığıyla verilmiş ve hava savunma sistemleriyle de karşılık verildiği belirtiliyor. İsrail merkezli Haaretz haber sitesi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı. Suriye hava savunma sistemlerinin ise İsrail'in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği ifade ediliyor. Yine sabaha sıcak başladığımızın bir başka notunu da işte bu başlıkla sizlere duyurmuş oluyoruz sevgili seyirciler. İki son dakikayı bir kez daha verelim. İsrail Suriye'yi Şam yakınlarındaki bir tesisi füzeyle vurdu ama buna Suriye'nin hava savunma sisteminin karşılık verdiği haber ayrıntısında geçiyor. İstanbul'da da daha önceden adresleri tespit edilen noktalara eş zamanlı, adreslere eş zamanlı operasyon bilgisi var. Çok sayıda gözaltı olduğu bildiriliyor. Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesi ekiplerinin özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği bu operasyonel sürece ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor sevgili seyirciler. Türk ordusunun Afrin harekatıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK-PYD sivilleri hedef aldı. Afrin'den Astana'yla çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki Atme mülteci kampına havan topu atıldı. Saldırıda 3 sivil öldü, 15 sivil yaralandı. Afrin'de gün geçtikçe kan kaybeden ve yalnızlaşan Amerika'nın kara gücü PKK-PYD sivilleri vurdu. Türk kara birliklerinin hızla ilerlediği Afrin'deki terör mevzilerinden İdlib'deki Atme mülteci kampına havan topu atıldı. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu 15 sivil yaralandı. Türkiye, İran ve Rusya öncülüğünde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki kampta yaşayanlar büyük panik yaşadı. Atme kampında Humus, Halep, Şam, İdlib, Deir ez-Zor ve Haseke illerinden giden yüz binlerce sivil yaşıyor. Terör örgütü PKK-YPG zaman zaman İdlib'de yaşayan sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. Amaçlarından biri de bölgesel ittifakı provoke etmek. Pentagon sözcüsü Eric Pahun, ülkesinin Suriye stratejisine yönelik yeni açıklamalar yaptı. ABD güçlerinin Afrin'de bulunmadığını savunan Pahun, Türklerin Membiç'e geçmeyeceğini umuyoruz çünkü Membiç'ten çekilme planımız yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Eric Pahun, Türkiye'ye Membiç konusunda tehditkar açıklamalarda bulundu. Sözcü Türkiye'nin Membiç'e geçmeyeceğini umuyoruz dedi. Amerika'nın Suriye stratejisine yönelik Hürriyet gazetesine konuşan sözcü, Amerika'nın Suriye PKK'sı olarak bilinen SDG güçleriyle çalışma gerekçelerini açıkladı. Pahun, Amerika'nın SDG ile ilişkisinin IŞİD'le mücadele çerçevesinde olduğunu iddia etti. SDG içinde IŞİD'le mücadele eden gruplarla çalışıyoruz. Bu mücadeleden çıkan ya da Afrin'e giden birimler Amerika tarafından desteklenen birimler değil diye konuştu. Eric Pahun, Membiç'teki tek Amerikan ortaklığının Membiç Askeri Konseyi ile olduğunu belirtti. Bu konseyin SDG ile aynı hizada olduğunu ifade etti. Amerikan güçlerinin Afrin'de bulunmadığını söyleyen Pahun, Membiç'te bugüne kadarki kazanımlarımızı korumak kritik önemde ifadelerini kullandı. Türkiye'nin operasyonu Membiç'i kapsayacak şekilde genişletme olasılığına da değindi Pahun. Türklerin Afrin'den Membiç'e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız. Bunun IŞİD'le mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var diye konuştu Pentagon sözcüsü. Türkiye'nin sınırlarındaki terör grupları konusundaki kaygılarının farkındayız dedi Eric Pahun. Amerika'nın Türkiye ile birlikte çalıştığını belirtti. Pahun, Zeytin Dalı operasyonu, IŞİD'e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak potansiyel taşıyor değerlendirmesinde bulundu.
Evet, günün gündemi için Aydınlık Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarına bakalım. ABD tuzağına medya çanağı vurgusuyla verilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada terör örgütlerine karşı kazandığı başarılar ABD'yi panikletti. Atlantik basını FETÖ ve PKK yanlıları Türkiye'nin operasyonunu durdurmak ve bölge ülkeleriyle işbirliğini engellemek için yalan bombardımanına başladı. İşte gerçekler demiş. Yalan olan İdlib'de Rus uçağını Türkiye'ye yakın gruplar düşürdü. Silahı teröristlere Türkiye verdi. Gerçekse heyet Tahriri El Şam uçağı düşürdüklerini açıkladı. Uçağı düşüren silahsa ABD yapımı Memped. Yalan, Afrin'de isabet alan Türk tankı Rusya'nın YPG'ye verdiği anti-tank füzesiyle vuruldu. Gerçekse Rus yapımı anti-tank füzelerinin Pentagon'un YPG'ye verdiği silah listesinde yer aldığı ortaya çıktı deniliyor. Suriye hükümeti Afrin'e ulaşım yollarını keserek teröristlerin kaçmasını engelliyor vurgusuyla da devam etmiş yalan ve gerçek vurgularına. Yalan, Suriye hükümeti Türkiye'ye karşı savaşmaları için PYD'li teröristlere destek veriyor. Gerçek, Esad ABD destekli Kürtleri vatan haini ilan etti. Afrin'e giden ikmal yollarını PYD'ye kapattı. Yalan olan, Soçi'de karar verilen 1600 katılımcıdan 1200'ü Beşar Esad istihbaratında çalışıyor. Bunları Suriye seçti. Gerçekse Türkiye listeyi defalarca inceledi. Dışişleri Bakanlığı listeyi Rusya, İran ve Türkiye'nin belirlediğini açıkladı. Yalan, İdlib'de TSK konvoyuna Suriye ordusu tarafından iki defa saldırı düzenlendi. Gerçekse TSK İdlib'de şehit verdiğimiz saldırıların terör örgütleri tarafından yapıldığını açıkladı diye vurgulanıyor. Tankımızı vuran füzenin ABD'nin YPG'ye verdiği TOW silahı olabileceği ifade ediliyor diye de bir vurguyu paylaşmış bu manşete ilişkin olarak. Bu kez de mültecileri vurdu. Terör örgütü sivilleri hedef almayı sürdürüyor. PKK daha önce de Atma'ya hedef almış ve saldırılarda onlarca sığınmacı hayatını kaybetmişti. Terör örgütü PKK, Hatay sınırında bulunan Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa roketle saldırdı. 3 kişi hayatını kaybetti deniliyor. Köy çocukları okullarını istiyor. Zonguldak Devre'ye bağlı Dirgin'e Yazıcık İlk ve Orta Öğretim Okulu bu yıl okulların açılmasına bir hafta kala kapatıldı. Çocuklar taşımalı eğitime dahil edildi. Tepkili veliler Aydın'la konuştu deniliyor. Piyasalarda kriz işareti, dünya piyasalarındaki dalgalanma ve ABD borsalarındaki inişi konu almış bu başlık. PKK ve IŞİD bu kamplarda eğitiliyordu diyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 18. günü geride kaldı. Harekatta dün Afrin'in batısında terör örgütü PKK ve IŞİD tarafından kullanılan eğitim kampının da bulunduğu alan ele geçirildi. Gerçekten görüntülerde bir askeri tesis gibi hazırlanmış, terör örgütüne sunulmuş yapılar dikkat çekti. İş kolu barajı kaldırılmalı. Liman İş Genel Başkanı Önder Avcı'nın da röportajı Aydınlık'ta yansıyor. Logonun hemen yanına bakalım. Aydınlık logosunun hemen yanında ABD karşıtlığı tavan yaptı. %94.6 Türkiye'de halkın ABD'ye baskısıyla ilgili Optimar tarafından kamuoyu araştırması yapıldı. Katılımcıların %94.6'sı ABD karşıtı olduğunu söyledi. Rusya ile yakınlaşmaya ise halkın %62'si destek veriyor diyor. Onunla ilgili bir grafiğimiz olacaktı. Bir ABD-Türkiye araştırması. Araştırma ve danışmanlık şirketlerinin anket sonuçlarına göre sevgili seyirciler, Türkiye'de ABD karşıtlığı giderek artıyor. İşte tablo bu şekilde yansımış. Optimar'a göre 26 ilde 1508 kişiyle yapılıyor bu araştırma ve %71.9'u ABD karşıtıyım, %22.7'si kısmen ABD karşıtıyım. Yani toplama vurduğunuzda %94'ü vuruyor ABD karşıtlığının düzeyi açısından. %5.4 ise ABD karşıtı değilim diyor. AGS Global'in araştırmasına göre de 393 iş insanının katılımıyla yapılan anketi de var. Yani orta düzey, üst sınıf ve eğitim durumları açısından da bu çerçevede bize veriler veriyor. Buradaki ankete göre de 393 iş insanının araştırma sonucu %66 ABD'ye karşı olumsuz bakış açısına sahibim.
%13'ü ABD'ye karşı olumlu bakış açısına sahibim ve %21'i ABD'ye bakışım ne olumlu ne olumsuz şeklinde özetlemiş sevgili seyirciler. Vurgular var ankete ilişkin. Diyor ki ankete katılanların %58'i DAEŞ'ın Suriye ve Irak'ta kısa sürede güçlenme nedeninin ABD, İsrail, Avrupa ülkelerince desteklenmesi olarak görüldüğü belirtilmiş. Ve yine ING'nin araştırmasına göre ABD'nin Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda PKK'ya desteğiyle karşıtlık oranı %85-90'lara çıkmış durumda. Ve yine anketten bir diğer vurgu, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin %82'si Amerika'nın Kürtlerin dostu ve müttefiki olmadığını düşünüyor diyor. En önemli belki araştırma sonuçlarından bir tanesi bu sevgili seyirciler. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin %82'si Amerika'nın Kürtlerin dostu ve müttefiki olmadığını düşünüyor. Dosta düşmana buradan bunu bir kez daha ilan edelim. İşte çarpıcı araştırma sonucunun yansıdığı bu grafikte bu şekilde yer alıyor sevgili seyirciler. Bölgesel denkleme ilişkin analizleri yakından takip edilen Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hemen bugünkü yazısının satır arası ayrıntılarını da birlikte bakalım. ABD-Rusya kapışması mı başlıklı yazısında Perinçek, Türkiye'nin vatan savaşına karşı muhalefetin çeşit çeşit gerekçeleri var diye giriş yapmış Perinçek bugünkü yazısına. Örnek veriyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'nin kuzeyindeki savaşı ABD-Rusya savaşı olarak görüyor. 24 Ocak 2018 günü Habertürk televizyonunda aynen şöyle seslendi. Türkiye üzerinden ABD ve Rusya kapışma yapmak istiyor. Türkiye Rusya'nın savaşını mı yapıyor? Eğer bu savaş ABD ile Rusya arasındaki bir üstünlük kapışmasıysa, Türkiye ABD'ye ve piyonlarına karşı kendi adına değil Rusya adına savaşmış oluyor. Zeytin Dalı harekatına PKK, PYD ve FETÖ'nün yanından bakarsanız bu savaşın vatan savaşı olmadığını kanıtlamanız gerekiyor. O zaman şu soruları sormak gerekir diye ekliyor yazısına Vatan Partisi lideri. PKK'nın ve IŞİD'in bölücü terör eylemleri Türkiye'yi değil de Rusya'yı mı hedef alıyor? İzmir Adliyesi'nin kapısının önünde polis memurumuz canlı bombanın üzerine Rusya uğruna mı atladı? İstanbul Maçka'da 30'un üzerinde polisimizin katledilmesi Rusya'ya karşı bir eylem miydi? Kayseri'de 30'un üzerinde komandomuzu şehit eden terör eylemi Rusya'yı mı hedef alıyordu? Ankara istasyonunda toplanan gençlerimizi katledenler Rusya'ya karşı mı mücadele ediyorlardı? 34 yıldır Güneydoğu illerimizde yapılan terör Rusya'yı mı hedef alıyordu? Bugün Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin bölücü teröre ve yobaz terörüne karşı yürüttüğü mücadelenin devamıdır. Aşamalarını hatırlayalım diye ekliyor Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek. 24 Temmuz 2015 günü Türk Hava Kuvvetleri'nin harekatıyla başlayan Vatan Savaşı, PKK terörünü iç cephede hendeklere gömdü. Vatan Savaşımız iç cephede 15 Temmuz 2016 günü ABD Gladyosu'nun darbesini ezdi. Vatan Savaşı 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı harekatıyla ABD-İsrail koridorunu yardı. Ve şimdi 19 Ocak 2018 günü başlayan Zeytin Dalı harekatıyla Suriye'nin kuzeyindeki bölücü ve yobaz terörü temizlenecek. Bu savaş Türkiye'nin vatan bütünlüğü ve huzuru için yürütülüyor. Bu savaş Türkiye'nin vatan savaşıdır. Türkiye kendi bütünlüğü, bağımsızlığı ve ülkede barışı sağlamak için savaşıyor. Türkiye'nin vatan savaşının karşısındaki güç ABD emperyalizmidir. Silahlandırdığı ve her alanda desteklediği piyonlarını Türkiye'nin üzerine sürmüştür. ABD'nin öncelikli hedefi Türkiye. Dikkat edilsin, geldiğimiz noktada ABD'nin baş düşmanı ne Rusya'dır, ne İran'dır, ne Suriye'dir. Şu anda ABD'nin öncelikli hedefi Türkiye'dir. O kadar ki ABD Türkiye'nin müttefikleri olan ülkeleri bile Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışıyor. Şu anda Batı Asya'da savaşın iki kutbuna ABD ve Türkiye yer alıyor. Diğer ülkeler bu kamplaşmaya göre saf tutmaktadırlar.
Milleti vatan savaşına yabancılaştırma gayretleri. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri vatan savaşına karşıdır. Vatan savaşına saray savaşı demiştir. Hendeklerde ABD, PKK, HDP yanında saf tutmuştur. Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte Türk ordusu batağa saplandı diye propaganda yapmıştır ve devam ediyor. Askerimizin batağa saplanmasını istemektedir. Çünkü o zaman kendine göre haklı çıkacaktır. Bu savaş ABD-Rusya savaşıdır propagandası da Türk milletini vatan savaşına yabancılaştırmak içindir. Evet, bugünkü ABD-Rusya kapışması mı başlıklı yazısının ayrıntısına bu şekilde sizlerle paylaşmış oluyoruz sevgili seyirciler. Hürriyet gazetesine bakalım. Maymuncuk örgüt başlığını, manşetini kullanmış. Yarın öbür gün ayrıntıları daha net bir şekilde karşımıza çıkacaktır bu açıklama çerçevesindeki süreç. Hemen bakalım. Erdoğan, Vatikan dönüşü YPG-Esad işbirliği iddialarına. YPG maymuncuk gibidir. Nerede ne yapacakları belli olmaz. Rusya'nın ya da İran'ın o türden hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum, dedi. Soçi ile ilgili sıkıntılar yaşandı. O terörist adamın, yani Mihraç Ural'ın oraya gitmiş olması. Bunu Putin'e söylediğimde benim bundan haberim yok, dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgilere göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış. O adam oraya madem o şekilde girmiş, elinizde ise bize iade edin, dedik, diyor. TTB ve TBB'ye isim operasyonu da yine dünkü açıklamasının bir yansıması olarak hemen manşet haberin yanında görülmüş. Münbiç'e geleceğiz. Erdoğan Partisi'nin meclisteki grup toplantısında da Münbiç, Membiç %90'ı Arap toprağı olan bir yer. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın, kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı getirdiniz. Onları getirip oraya yerleştiriyorsunuz. Hala bize Membiç'e gelmeyin diyorsunuz. Biz Membiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu. Afrin'e girilmesi doğru değil. Dün Kılıçdaroğlu hafta sonu gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı sonrasında ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Gazetelerin Ankara temsilcileri de burada kuliste çeşitli sorular yönelttiler. İşte oradan da yine yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalar geldi. Serpil Çevikcan bugünkü Milliyet Gazetesi'nde yazmış bu görüşmenin ayrıntılarını. Birkaç yazar daha var ama Çevikcan'dan sizler için seçtik. Kurultaya değil geleceğe bakalım başlıklı yazısında Çevikcan, Kılıçdaroğlu'yla grup toplantısının ardından meclisteki makamında Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi ve Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile birlikte konuşma imkanı bulduk. Kılıçdaroğlu, kurultayı geride bırakarak geleceğe odaklanmamak konusunda kararlı bir tutum sergiledi. Sorularımızın önemli bölümünü yanıtsız bıraktı vurgusu önemli ve dikkat çekici Çevikcan'ın. Afrin içine girilmesin. Az önce CHP'li Öztürk'ün yazısını Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek oradan örneklemlendirerek anlatmıştı. Bakın Kılıçdaroğlu da Afrin operasyonu için yeni tartışmanın fitilini nasıl ateşliyor onu görelim. Çevikcan'ın yazısının bu bölümüne ilişkin başlığı Afrin içine girilmesin diye Kılıçdaroğlu'nun cümlesini tırnak içine alarak başlık olarak kullanmış. Kılıçdaroğlu, dünkü görüşmemizde Zeytin Dalı harekatı odaklı güncel gelişmelerle ilgili sorularımızı ise yanıtladı. Grup toplantısındaki sözlerini tekrarlayarak PYD'nin terör örgütü olduğunu defalarca söylediklerini tekrarladı. Bu tartışma nereden başladı biliyorsunuz. Selin Sayek Böke, PYD bir terör örgütü müdür sorusuna bu konuya ilişkin gerekli istihbari bir çalışma yok gibi mealen bir açıklama yapmıştı. Ama Kılıçdaroğlu bunu defaatle tekrarladığını ifade ediyor. AK Parti'nin yargının PYD'yi terör örgütü saydığı dönemde görüşmeler yaptığı iddiasını yineledi. Harekatın gidişatını nasıl gördüğünü sorduğumuzdaysa çarpıcı bir yorumda bulundu. Derinlere inmenin mantığı yok. Türkiye güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Afrin'e terör örgütü Türkiye sınırına konuşlanmasın diye girdik. Elbap'ta mesela Fırat Kalkanı'nda belli bir yere kadar gittik. Güvenliğimizi sağlamak için konuşlandık, durduk.
Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz. Yazıktır, günahtır. Türkiye'nin güvenliği nereye kadar olursa sağlanır, oturulur, konuşulur diyor Çevikcan yazısında. Bir sonraki sayfa. 15 kilometre, 20 kilometre. Biz terörü temizledik. Bu bölge artık güvenli bölgedir. Buraya Suriyeliler yerleşebilir. Onlara her türlü yardım da yapılır. Evde yapılabilir ama daha derinlere girmek Türkiye açısından ciddi bir sorun. Kılıçdaroğlu bu düşüncesinin Kobani ve Cizre gibi PYD'nin elinde bulunan sınırdaki yerleşimler içinde geçerli olup olmadığı konusundaysa, sınır güvenliği sorunu neresi için geçerliyse hepsi için geçerli olmalı. Onu da en iyi bilen devleti yönetenlerdir diyor yazısında. Bir sonraki sayfa. Şurada sınır güvenliği sorunumuz var deniyorsa yine Suriye'deki ana aktörlere bilgi verilerek görüşme uyumu da sağlanarak Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır dedi diye ekliyor CHP lideri. Bunun ABD'nin 30 kilometrelik bant önerisine benzediği konusundaysa önemli bir soru sorulmuş ve yanıt kaç kilometre bilmiyorum ama Türkiye kendi güvenliğini sağlayacak yere kadar gitmeli, ondan sonrası doğru olmaz. Yani yeniden Amerika'nın güvenlik koridoru çerçevesindeki önerisine ilişkin bir yaklaşım yaptığını vurguluyor Çevikcan. Yani buradaki yorumuyla da bu önemli. Çünkü özellikle bölgede denklemi sağlayamayacağını düşünen Amerika bütün diplomatik ataklarını, diplomatik yöntemlerini devreye sokmuş ve işte 30 kilometrelik bir güvenlik koridoru oluşturulsun. Türkiye biliyorsunuz yıllar önce daha bu operasyon ve PYD-PKK terör örgütü yerleşmeden bu koridorun yapılmasını istemişti, reddetmişlerdi. Ama kararlı tutum gösterdikten sonra Amerika tarafı dedi ki gelin buralarda güvenlik koridor oluşturalım. Ama bugün bunu gerçekleştirmenin askeri stratejistler açısından işte Sayın Soner Polat, Sayın Beyazıt Karataş gibi değerli isimlerin yorumlarında bugün eğer böyle bir güvenlik koridoru oluşursa bu 90'lardaki çekiç güç sürecine benzer, amana dikkat uyarısında bulunmuştu. Önemli izler yakalamışlar bu röportajda. Afrin operasyonu çerçevesinde zaten kurultaya ilişkin genelde sorularını yanıtlamadıklarını da belirtmişler sevgili seyirciler. Ha bu çerçevede ne oluyor? Trump yönetiminin iki kritik ismi de Türkiye'ye geliyor. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı McMaster hafta sonu İstanbul'a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise önümüzdeki hafta Ankara'ya geliyor. Peş peşe ziyaretler önemli isimler tarafından. Türkiye ile ABD arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde ABD'den iki isim Türkiye'ye gelecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Raymond McMaster hafta sonu İstanbul'a gelecek. McMaster son dönemde Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamalarda şimşekleri üzerine çeken isimlerden biriydi. Önümüzdeki hafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Zeytin Dalı Harekatı'yla Membiş'teki ABD askeri varlığının olması bekleniyor. Türkiye, Afrin'den sonraki hedefin Membiç'i teröristten temizlemek olduğunu ilan etmiş. ABD ise askerlerini Membiç'ten çekme niyetinde olmadığını açıklamıştı. İki ülke arasındaki bir başka krizi ise ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silah yardımı. Türkiye'nin talebi açık ve net. Terör örgütü YPG'ye ABD destekli bir diğer terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesiyle verilen silahların geri toplanması olarak da özetleyebiliriz sevgili seyirciler. Bu iki Amerikan yetkilisinin ziyaretine ilişkin ilk izlenimi de dünkü Aydınlık Gazetesi yazarı Rafet Ballı'nın notlarından çıkarmıştık. Özellikle bölge denklemi konusunda diplomatik temasların süreceği bilgisini vermişti Ballı dünkü yazısında. AKP'ye yakın önemli bir konumda bulunan bir ismin verdiği bilgi çerçevesinde diye de notunu aktarmıştı. O bilgiye göre Amerika'nın Afrin ve Membiç'i Türkiye'ye Fırat'ın doğusunda da bir güvenlik koridor önerisiyle gelebileceğine ilişkin yorumu da paylaşmıştı. Hemen peşine, yani dün sabah saatlerinde biz o yazıyı okuduk. Hemen peşine de gün içinde de bu iki ismin Türkiye ziyaretine ilişkin bilgiler akmaya başladı. Bakalım süreç nasıl olacak? Araya gidiyoruz. Günaydın Türkiye. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, gazetelerle sürdürelim. Sabah gazetesinin sayfasına göz atalım. Şimdi de sevgili seyirciler, YPG'ye silah vermek uluslararası
suç manşetini kullanmış Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne silah desteği ve yataklık uluslararası hukukta suç, mahkemeler nezdinde adımlar atacağız diyerek de uluslararası hukuk zeminine konunun taşınacağına ilişkin işaretler verdi. Biliyorsunuz 5000 tır ve 2000 kargo uçağı silahı ABD kara gücü olarak değerlendirdiği terör örgütü PKK-PYD unsurlarına vermişti. PYD-PKK çocukları zorla cepheye sürdü. ÖSO'nun esir aldığı teröristler PYD-PKK'nın Afrin'deki korkunç zulmünü anlattı. Örgüt, dağdaki tünelleri 2 yıl boyunca Afrin'den zorla getirdikleri insanlara kazdırdı. Hastalananları bile çalıştırdılar. 13-14 yaşındaki çocuklar zorla silah altına alındı. Her aileden bir kişi istediler. Gitmek istemeyenleri çuvallara koyup götürdüler. Cephedekilere $300 maaş veriyorlar diyor haber ayrıntısında. ÖSO esir aldığı teröristleri Azez'deki bir hapishanede tutuyor deniliyor haberde. Bahçeli ön safta Afrin'e giderim açıklaması. 15'lilerin torunlarından Afrin'e 5000 mektup sevgili seyirciler. Esenyurt'ta çocukların yazdığı 5000 mektup Afrin'de mücadele veren Mehmetçi'ye gönderildi. Dünün güzel görüntülerinden biriydi. Bizde de o haber var. İsterseniz görüntülü olarak da Esenyurt mektup haberinin ayrıntısına bakalım. Operasyonda destek gerçekten yurt genelinde olağanüstü düzeyde sevgili seyirciler. Türk milleti bir kez daha vefasını ve özverisini, deyim yerindeyse aydınlık zihnini bir kez daha ortaya koydu. Mehmetçi'ye 5000 mektup yazıldı. Esenyurt'ta meydanda kuruldu ve ilkokul öğrencileri kendi el yazılarıyla mektuplar yazdılar ve o mektuplar önce Savunma Bakanlığı'na sonra da Afrin'deki Mehmetçi'ye gitmek üzere yola çıktı. Bu defa da ilkokuldaki öğrencilerden destek geldi Mehmetçi'ye. İstanbul Esenyurt'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir çadır kuruldu. Esenyurt 15'liler platformu tarafından ilçe meydanına kurulan çadırda 5000 öğrenci Afrin'deki askerlere moral olması için mektup yazdı. Mektuplar bir heyet tarafından önce Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'na, oradan da Afrin'e ulaştırılacak. Otobüsle yola çıkan mektupları sivil toplum örgütleri ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla uğurladı. Sabahın manşetinde gördüğü bir diğer çarpıcı başlıksa işte 7 Şubat kumpasının MİT'teki Köstepe'yi başlığını taşıyor. Haberin ayrıntısı için 17. sayfa verilmiş ama şu anda da bütün ajanslar tarafından da önem verilen haberlerden biri. Milli İstihbarat Teşkilatı içinde Etnik ve Bölücü Faaliyetler Şubesi'nin müdürü Aykut Akbulut'un MİT kumpasının planlayıcılarından olduğu ve teşkilat içindeki gizli köstebek olduğu iddiasına yer veriliyor sevgili seyirciler. Manşeti ilginçti verdiği mesaj açısından. Erdoğan'ın farklı bir mesajını manşetine çekmişti Sabah gazetesi. YPG'ye silah vermek suç, uluslararası suç diye bir vurgusu vardı. Şimdi ABD yardım haberine bakacağız. Sadece Amerika merkezli bir yardım yok PYD-PKK'ya. Afrin'de Türk ordusuna ait tankın Amerikan silahıyla vurulma sonrasında da akıllara örgüte yapılan yardımlar geldi ve ele geçirilen mühimmatlar sayesinde tam 19 ülkenin PYD-PKK'ya destek olduğu tespit edildi. Amerika'nın silahı Türk ordusunun tankını vurunca örgüte yapılan silah desteği alenen ortaya çıktı. Gözler Türkiye'yi hedef alan silahlara çevrildi. Bölücü terör örgütüne tam 19 ülkeden silah gidiyor. Habertürk'ün haberine göre bu silahlar taktik ve stratejik olarak ikiye ayrılıyor. Örgütün Türkiye'ye karşı kullandığı silahlarsa stratejik silahlar. Terör örgütünün eline geçen bu silahların üretici ülke ve üretici firma seri numaraları siliniyor. Bu yüzden silahların hangi ülkeden örgütün eline ulaştırıldığının tespit edilmesi zor. Buna rağmen ele geçirilen mühimmatlar terör örgütüne tam 19 ülkenin destek verdiğini gözler önüne seriyor.
Tüm bu desteğe rağmen Türk ordusunun Afrin'deki başarılı harekatı ve bölge ülkelerinin işbirliği PKK-PYD'yi iyice köşeye sıkıştırdı. 15 günde 1000'e yakın kayıp veren örgütün eli kolu bağlandı. Örgüte silah ve terörist takviyesi için çaba gösteren Amerika karşısında Beşar Esad'ı buldu. Aydınlık gazetesinin manşetine taşıdığı haberde YPG'nin yabancı teröristlerden oluşan bir grubu Afrin'e gönderdiği belirtildi. Bunun yanı sıra kaynaklar Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Fişabur'dan Kamışlı'ya Amerika destekli konvoyların geçtiği bilgisini verdi. Aynı şekilde Resulayn'da da oluşan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy da Afrin'deki teröristlere yardım için yola çıktı. Ancak destek bekleyen terör örgütüne gönderilen bu yardımlar Suriye ordusu tarafından engellendi. Nubul ve Zehra yollarını PYD'ye kapatan Suriye ordusu örgüte desteği olabildiğince azaltıyor. Afrin'e gönderilen silahlar için Türkiye'den kararlı açıklamalar geldi. Suriye'nin neresinden olursa olsun Afrin bölgesine nakil edilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye'nin hedefidir. Başbakan Yardımcısı Afrin Bekir Bozdağ yakalanan silahlarla ilgili Türkiye'nin alacağı tavrı açıkça ortaya koydu. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şeyi yoktur. Bozdağ bölgeye yapılan intikalleri Türkiye'nin yakından takip ettiğini ve terör örgütüne destek verilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Tam gazetesine bakalım şimdi de. Münbiç'ten çık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesaj. Türkiye ziyaret etmesi beklenen iki ABD'li üst düzey yetkilinin öncesinde bu açıklamayı yapmış olması dikkat çekiyor. Amerika'nın silahlarına dava hazırlığı, denizaltımızı yapacağız açıklaması da dünkü grup toplantısından çıkan bir açıklama sevgili seyirciler. Bu arada ittifaka ortak logo deniliyor. MHP ile ittifak çerçevesinde seçimlere girişe ilişkin bir logo çalışması olduğu belirtiliyor. Duygulandıran şiir, CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası yanına çağırdığı çocuklardan Amine Taraş'ın şiir okuması sırasında gözyaşlarını tutamadı deniliyor haberde. Mülteciye roket, ÖSO'ya kimyasal, PKK'dan DAEŞ Esad yöntemi şeklinde de yine kafası karışık başlıklardan birini atmış. Terörist konvoyuna sivil kamuflaj bir diğer haber başlığı. Hainlerin kampı alındı da yine bir diğer haber başlığı. Bağıra bağıra zehirlenmişler. Kurultay'da 700 CHP'li dışarıdan yemeğin zehirlenirsiniz anonsundan sonra verilen kumanyayla hastanelik olmuş deniyor. Şirket kapandı, Ece'ye tazminat yok. İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayı hepimiz hatırlıyoruz. 9 yıl önce bir binanın 5. katından üzerine 250 kiloluk cam düşmüştü Ece Turhan'ın ve kötü haber geldi. Genç kızın 2 milyon 231 bin liralık tazminatı şirketin kapatılması sonucunda ortada kaldı deniliyor haberde sevgili seyirciler. 3. ve 4. sınıflara matematik ve Türkçe takviyesi. Milli Eğitim 3 ve 4. sınıflarda Türkçe ve matematik temelini geliştirecek yeni programı hayata geçirecek deniliyor. İki köşe yazısına da eğitim konusuna ilişkin başlıklar yansımış. Önce Ahmet Karabıyık'ın Hürriyet'te okula mı spora mı devam edeceksin birini seç başlıklı yazısından sizin için seçtiğimiz bölüme birlikte bakalım sevgili seyirciler. Her sabah okula gitmeden önce yaklaşık 1 saat antrenman yapıyorum. Haftanın 4 günü de kulüp antrenmanlarına katılıyorum. Aslında bu çalışma saatleri benim yurt dışındaki rakiplerimin belki de sadece bir günde yaptığı antrenman süresi. 15 yaşındaki Başar Oktar'a ait bu sözler diyor Karabıyık yazısında. Buz pateninde 40'tan fazla madalya almış genç bir sporcu. Boks ve okul ikisi birlikte gitmeyecekti. Ben boksa öncelik verdim. İkisine zaman ayırmak imkansızdı. Okuldan çıkıyorum, 4.30'da antrenmana gidiyor ve sonrasında inanılmaz yoruluyordum. Sonra ders çalışmam zaten çok zordu. Üniversiteye hazırlanamadım. Bu sözler de 18 yaşındaki Tuğruhan Erdemir'e ait. Boksta Yıldızlar Gençler Dünya ve Gençler Avrupa şampiyonu Tuğruhan.
amatör spor branşlarına verilmesi düşünülen devlet desteğine ilişkin haberi okuyunca bu iki genç sporcumuzun açıklamalarını hatırladım diyor Karabıyık yazısında. Maliye Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber geliştirdiği model kulüplere amacına uygun kullanıldığında kuşkusuz amatör branşların gelişmesine katkı verecek ve dolayısıyla da topluma geri dönüş olacaktır. Peki bu devlet desteği daha kapsamlı ele alınamaz mı? Amatör spor branşlarına maddi desteğin yanında eğitim desteği de verilemez mi? Destekten kastımız maddi değil, okulu ve sporu bir arada yürütmeleri için gençlere imkanlar sağlanması diyor Karabıyık yazısında. Hazır hükümetin gündemine amatör spor branşları gelmişken Başar ve Tuğrulhan'a da kulak verilemez mi? Konu daha kapsamlı ele alındığında aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekecek diyor Karabıyık. Başarılı genç sporcularımızın açıklamaları ortada. Okulu ve sporu birlikte yürütmek neredeyse imkansız diyorlar. Milyonlarca öğrencisi olan ülkenin milyonlarca sporcusu da var demektir. Okul mu, spor mu sorusuna gençlerin gönül rahatlığıyla ikisi de cevabını verebilmeleri gerekir diyor. Bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması çerçevesinde bir çalışmanın ortaya konması vurgusunu yapıyor sevgili seyirciler. Eğitim gündemimizden hiç düşmüyor. Uğur Dündar'da Sözcü gazetesindeki yazısında eğitimde kayıp yıllar ve paralar başlıklı bir yazı kaleme almış. Fatih projesine ilişkin beklenen hedeflerin gerçekleşmediğine yönelik bir analizin ardından ancak Fatih beklenen pırıltılı sonuçları bir türlü veremediği gibi öğrencilerimizin uluslararası sınavlardaki notları sürekli geriledi diye vurguluyor Dündar yazısında. Önceki gün Cumhuriyet'te Ozan Çepni'nin imzasıyla yer alan haberden anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni bir çağ açıyoruz diyerek başlattığı ve 2016'dan itibaren 4 yıl süreyle 10.6 milyon tablet dağıtacağı sözünü verdiği proje hüsrana dönüşmüş. Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 437 bin tablet dağıttıktan sonra uygulamayı değiştirme kararı almış ve Bakan İsmet Yılmaz tablet yerine klavyeli bilgisayar verileceğini açıklamış. Böylece bakan bir bakıma deneme tahtasına dönen eğitimdeki başarısızlığı resmen ilan etmiş. Şimdi bilgi ve belgeyle uyarı görevini yaparak başlangıç aşamasında yanlıştan dönülmesini sağlamaya çalışan bir gazeteci olarak soruyorum. Bilgesin tespitleri ortadayken yazık olmadı mı tabletlere harcanan ve yandaşların cebine giden paralara? En acısı da kaybolan yıllara diyor Uğur Dündar Sözcü'deki yazısında sevgili seyirciler. Eğitim sürecine ilişkin tartışma gerçekten bitmiyor. Hani ekonomide özellikle İzmir İktisat Kongresi'ne benzer bir sürecin geliştirilmesi, akıl fikir teatisinde bulunacak uzmanların bir araya getirilerek bir yol haritası çizilmesi konusunda vurgu söz konusu ya, bu çerçevede gerçekten önem atfettiğimiz konularından bir tanesi de Milli Eğitim. Israrla ve inatla özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın şemsiyesinde şu zamana kadar ortaya koyan hiçbir hedefin, hiçbir soruna çözüm olmadığı ortadayken bu konuya da ilişkin derhal bir Milli Eğitim Şurası'nın bir yol haritası çizebilmek adına ortaya konulması gerekiyor. Ha gençler boş mu duruyor? Elbette gençler boş durmuyor. Onlar kendi geleceklerini kurma adına kararlı. Yıldırım Gencer, Türkiye Liseliler Birliği Başkanı stüdyomuza giriş yaptı. Sevgili Yıldırım hoş geldin ne yayınımıza. Tam da eğitimden bahsediyorduk. Evet. İki tane örnek. İlkini bugün Hürriyet gazetesinden Ahmet Karabıyık iki tane şampiyon sporcumuzdan, gencimizden bahsederek hem okul hem spor aktivitesinin yoğunluğunun dengelenmesi konusunda bir çalışma yapılması talebi ve bir diğeri de Uğur Dündar Usta'nın eğitimde kayıp yıllar, işte Fatih projesi, tabletten yeniden klavyeli bilgisayar dönemine geçişe ilişkin hem Türkiye'nin kaybettiği paraları ve kayıp yılları anlattı. Ama siz bu kayıp yılları belki kazanca dönüştürecek projeleriniz var. Bilmiyorum bu konulara ilişkin yorumun olur mu ama Atatürk ve Atatürkçülük evet. Okullarını senden dinleyelim.
Şöyle bu konularla ilgili yorumumuz şu olabilir. Bizim eğitim sistemimiz maalesef biraz deneme yanılma metoduyla ilerliyor. Bu deneme yanılma da genelde yanılmayla sonuçlandığı için sürekli bir sistem değişikliğine gidiliyor. Bu sistem değişikliğinin en büyük zararlarını biz zaten müfredatta yaşıyoruz. Bugün dönem başından beri yani Eylül ayından hatta yaz sürecinden 24-17 Temmuz açıklamışlardı bu müfredat değişikliklerini, kapsamını. O tarihten bu tarihe kadar geldiğimiz süreçte bu müfredat Atatürkçülüğün çıkartılması, azaltılması, milli kahramanlarımızın verilmemesi, Atatürk'ü sadece bir savaş kahramanı olarak toplam olarak aktarılması büyük bir tartışma sebep oldu. Biz de tabii önce taleplerimizi ilettik. Bu müfredat geri çekilsin dedik. Danıştay'a başvurularda bulunduk. Eylemlerimizi gerçekleştirdik. Toplu açıklamalarımızı yaptık. Tabii sadece bununla yetinmedik. Biz aynı zamanda nasıl bir eğitim sistemi olacağına dönük, özellikle Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yetişen bir eğitim sisteminin olmasına dönük taleplerde bulunduk ve bu talepleri de dönem arasında yani 19 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında 20 merkezli gerçekleştirdiğimiz Atatürkçülük okullarıyla ilan ettik. Tabii bu okullarımızın bir ihtiyacı dayanıyordu bu okullarımız. Hmm. Bu okullarımızın esas ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaratmış olduğu tahribat bize bu okulları zorunlu kıldı. Bu tahribata baktığımızda bu tahribatlarda neler görüyoruz? Atatürk ve Atatürkçülüğün eğitim müfredatından törpülendiğini görüyoruz. Bu törpülenme aynı zamanda Atatürk ilke ve devrimlerinin aktarılması konusunda da bize büyük sıkıntılar yaşatıyor. Dediğimiz gibi Atatürk'ü sadece bir savaş kahramanı olarak aktarma, onun devrimlerini, onun örgütlü mücadelesini yer vermeme biz bunun en büyük sıkıntılarını yaşıyoruz. Peki bunu nereden görüyoruz? Biz lise, yani ben lisede değil ama arkadaşlarım lise sıralarında okuyan, lise sıralarında yetişen, hatta aşağı inelim ortaokullarda, ilkokullarda birazdan onlardan da bahsedeceğim. Katılım yaşlarımız çok geniş bir esneklikte gerçekleşti bu okullarımızda. Atatürk toplam olarak lise yıllarından başlayarak hayatını biz şunu görüyoruz okullarda en büyük. Atatürk'ün lise yıllarından başlayarak örgütsüz kaldığı, teşkilatsız kaldığı, bir teşkilatın üyesi olduğu, olmadığı bir an bile yok. Lise yıllarında bakıyoruz, lise sıralarındaki arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy, Ömer Naci, İsmail Hakkı Harbi yıllarında da bunlarla birlikte el yazısıyla dergi çıkartıyorlar. Yani biz de şimdi mesela talebe dergimiz var. Hmm. Bu dergiyi neden çıkartıyoruz? Bu dergi daha çok lise arkadaşlarımıza ulaşmak, toplam olarak mücadelemizi büyütmek, ülkenin var olduğu siyasi koşulları aktarmak ve bu siyasi koşullardan bir ders çıkarmak için bu dergiyi çıkartıyoruz. Bakalım o zamanki dergi yine aynı kaygılarla. Derginin zaten çoğunlukla yazılarını Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Kendi hatıralarından da bundan bahsediyor. Ve sadece dergi çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda ülkenin mevcut sorunlarını, o zaman tabii Abdülhamit başta ülkenin mevcut sorunlarını görüyor. Bu mevcut sorunlarla ilgili arkadaşlarıyla istişareler, tartışmalar yapıyor. Ve mesela bildiriler dağıtıyor. Mesela biz de lise sıralarından, ortaokul sıralarından geçtik. Hiç Atatürk'ün bildiri dağıttığı bir model kafamıza canlanmıyor. Çünkü aktarmıyorlar. Hmm. Aktarmadıkları için canlanmıyor. Ama Atatürk bizim lise arkadaşlarımız gibi bildiri dağıtıyor sokaklarda. Ve bu bildiri dağıtmasının sonucunda jurnalleniyor. Yani ispiyonlanıyor hafiyeler tarafından. Ve tam harbiyeden mezun olacakken 2 aylık bir Bekir Ağa bölüğünde hapis yatıyor. Tabi Atatürk mesela bazen bizler, bazen ailelerimiz bizlere de diyor. İşte oğlum çok karışma, kızım yapma, sana mı kaldı bu vatanı kullanmak? Belki Zübeyde Hanım da aynaları diyordu. Çünkü o zaman daha büyük bir rejim, istibdat rejimi var. Abdülhamit başta daha zorlu koşullar. Ama Atatürk bu zorlu koşullara teslim olmuyor. Bekir Ağa bölüğünden ayrıldıktan sonra mesela biz neyi görüyoruz? Sırtında bir damga yapıştırılmış. Atatürk'e görevlendirirken diyorlar ki İstanbul'a yani payitahta kolay koşullarla gelemeyeceği bir yere tayin edilsin. Yani zorlu vasıtayla gelsin buraya. Hmm. Taşama sürülüyor. Orada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Onu İttihat Terakki'ye dahil ediyor ve hayatın her alanında örgütlü. Ama maalesef dediğimiz gibi lise yıllarında bizlere bunları çok öğretmiyorlar. Ve arkadaşlarımızla birlikte bunları tartıştık, bunları öğrendik. Tabii yaş aralığımız burada çok genişti. Yani örnek veriyorum Balıkesir'de 8 yaşındaki Reyhan arkadaşımızdan tutalım da onun yanında hemen 65 yaşındaki Mehmet abimize kadar bütün arkadaşlarımız eğitimlere katkılar sundu ve biz eğitimlerimiz belli bir tarih aralığında gerçekleştiği için birinci eğitimle 15. 20. eğitimin sunumları da toplam olarak daha da gelişti. Çünkü biz her zaman şunu dedik yani bir kalıp değil bu eğitimler. Atatürk sadece bizim bildiğimiz kadar da değil. O yüzden bu eğitimleri birlikte geliştirelim, birlikte öğrenelim diye bu okulların en başında söylemişti ve gerçekten öyle oldu. Birlikte öğrendik. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi küçük arkadaşlarımız bize aktardı. Büyüklerimiz bizlere aktardı ve güzel bir
güzel bir kış süreci, eğitim süreci gerçekleştirdik. Ve bu süreçte de kazandığımız birçok arkadaşımız oldu. Ve bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi de bu arkadaşlarımızı mevcut sorunlar üzerinde teşkilatlı bir yapıya kanalize etmek. Çünkü Atatürk'ün mücadelesine baktığımızda biz en çok bunu görüyoruz. Ya Atatürk ve Atatürkçülük demek en kısa tabiriyle teşkilatlı olmak demektir. Tek başına işlere sarılmamak demektir. Toplumun değişim ve dönüşüm arzularını bir organla, bir teşkilatla yapmak demektir. Topyekun mücadeleyi ancak bu şekilde sağlamak demektir. Ve biz de arkadaşlarımıza bu esası öğretiyoruz. Eğer bir şeyler değiştirmek mi istiyoruz? Eğer kendimiz Atatürkçü mü diyoruz? O zaman bugünün Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Türkiye Liseler Birliği'dir diyoruz. Ve orada birlikte görev almaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz arkadaşlarımızı. Çok önemli. Nerelerde gerçekleşti ve devamı gelecek mi? Nasıl bir periyot söz konusu? Evet, nerelerde gerçekleşti? Dediğimiz gibi 20 merkezde gerçekleşti. 20 merkez. İstanbul'da, Adana'da, Antep'te, Muğla'nın Bodrum ilçesinde. 20 merkez ciddi bir çalışma. Yani hani yarı milliyetim çalışması evet, gibi bir şey. Ya kısa bir dönemde gerçekleşti. Olsun, tabii yani, o dönemde de mesela bir Uğur gençlik örgütü için çok büyük bir iş başarılmış. Evet. O açıdan dikkat çekiyorum. Mesela i̇şte Bodrum'dan bir Bodrum ilk okulumuz burada açıldı. Bilimsel milli eğitim Atatürk gibi teşkilatlı bir vurguyla gerçekleştiriyor. Dersleri verenlerden tabii biri sensin. Yine oraya katılımcılar geliyor galiba. Bakalım burada çok önemli isimler anılıyor. Namık Kemal, Talat Paşa, Bahri Uçok gibi. Genel merkezden arkadaşımız Işık Günak Fırat. O da eğitimlerimize yardımcı oldu. Yani Atatürk'ün hayatını işte eğitim hayatından, yaşamından çok farklı notları anlattığımız evet, bir Atatürkçülük seminerleri ve eğitimleri sürecinde gerçek. Evet, görüyoruz 7'den 70'e herkesin katıldığı eğitimler gerçekten çok küçük önemli. Küçük bir arkadaşımız yanında hemen. Evet, onu muhtemelen velisiyle. Evet, tabii bu da çok önemli. Biz mesela o çok dikkat çekiyor. Evet. Eskiden aileler aman ha yani bir örgüt bilmem ne şu bu hani deden değil mi? Bir tüyler diken diken olurdu ama özellikle Türkiye Gençlik Birliği ile de o sürece şahit olmuştum. Türkiye Liseliler Birliği'nde de hani belki yaş itibariyle daha küçük olduğu için temkinli mi davranır? Evet. Öyle olmuyor. Son derece gönül rahatlığıyla aileleriyle birlikte bütün etkinliklerinizde yer alıyor. Bizler eskiden, bunu neye borçlusunuz? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bazen eskiden şöyle gerçekleşiyordu çok nadir zamanlarda. Arkadaşlarımız ailelerinin çeşitli kaygılarıyla, demin bahsettiğim kaygılarıyla, Zübeyde Hanım'ın kaygılarıyla mutlaka çok fazla göndermek istemiyordu. Ama şimdi süreç, toplumsal süreç öyle bir ilerledi ki yani bu bizim Atatürkçülük okulları Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasetten bağımsız değerlendirilemez. Yani bugün siz de bahsettiğiniz Zeytin Dalı Harekatı gerçekleşiyor. Cephede Mehmetçiğimiz kahramanca savaşıyor. 900 küsür PKK teröristi etkisiz hale getiriliyor. Buna sadece şahit olan bizim lisel arkadaşlarımız değil. Buna şahit olan bir aileler de buna şahit. Mesela aileler neye şahit? Fethullah Gülen'in altın nesil diye insanların önüne altın tepsiye sunduğu nesile şahit. O nesil ne yaptı? 15 Temmuz'a darbe girişimi gerçekleştirdi. Yani bizim arkadaşlarımız Atatürk ve Atatürkçülük anlamında teşkilatlanmadı ve bu ilke ve devrimler noktasında yetiştirilmediği noktada sistem onları başka şekilde çekmeye çalışıyor. Cemaatler aracıyla çekmeye çalışıyor, daha farklı kaygılarla çekmeye çalışıyor, uyuşturucu batağıyla çekmeye çalışıyor. O yüzden biz bu kaygıların da aynı zamanda önüne geçiyoruz. Mesela bu kaygılar bize nasıl yansıyor? Okullarımızda 300'ü 400'ü aşkın veli katıldı. Yani neredeyse liseli arkadaşlarımızın sayısında veliler bu okullara katıldı. Tabii bunlar aileleriyle birlikte geldi ve sadece gelmekle kalmadı, çalışmayı birlikte ördüler. Mesela bizim Antalya Demre ilçemizde güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimin işte salonun düzeninden tutalım da gelecek kişilerin ayarlanmasına kadar velilerimiz görev aldı. O yüzden biz bunu, bu bizi ayrıca sevindiriyor. Çok, neden? Çok önemli. Çünkü bir çok haklı önemli zemin yaratıyor aynı zamanda. Ailelerin bu tepkisi bizi mutlu ediyor açıkçası. Bir dönemin getirdiği bir rüzgarın olduğundan bahsediliyor. Sen de o tespite evet, katılır mısın? Hani sürecin içinde sen de ifade ettin. Aileler de görüyor çevredeki tehlikeyi, terörü, Fethullahçı, cemaatler, tarikatlar, o sıkıntıyı. Eğitimin içinde zaten neredeyse saatler boyunca yayın yapsak bitmek bilmeyecek tabii, bir sorunlar silsilesi. Bunları gördüğü için bizatihi topa giriyor ve kendi öğreniyor, evet, kendi öğretiyor. Aynı şekilde herhalde genç arkadaşlarımız da bu rotayı takip ediyor. Çünkü son dönemlerde işte bindiğimiz toplu taşıma araçlarında bile gencecik arkadaşlarımız ellerinde kitaplar. Evet. İlginç ilginç de benim bile ismini çok zor duydum. Hani benim bile derken yaş 40 geçti. O bağlamda söylüyorum. Son derece özenli çalışmaları takip ettiğini görüyorum. Bilmiyorum bu tespit doğru mu? Çok doğru. Çünkü biz yakın mesela eğitimlerimizde sadece tarihi konuları konuşmuyoruz. Yakın tarihteki gelişen siyasal olayları da konuşuyoruz. Bu olaylar nelerdi mesela? Ülkemiz Ergenekon balyoz gibi süreçleri atlattı. İşte Silivri zindanları yakıldı.
29 Ekimler, milli bayramlar yasaklanmıştı. Bu süreçlerden keskin bir dönüş yaşandı. Bu dönüşün birinci sebebi Atatürkçülerin, vatanseverlerin, yurtseverlerin haklı mücadelesi. Bu mücadele sonunda da neyi gördük? 24 Temmuz 2015'te terör, TSK'nın terör örgütlerine bombalama süreci başladı. O Kandil Dağı'nı, Bekaa Dağı'nı, PKK'nın dağlarını bombalamaya başladı. Daha sonra Fethullahçı darbe girişimi gerçekleşti ve püskürtüldü. Yani mesela siz burada her gün değerlendiriyorsunuz. Bizler olabildiğince gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Önemli köşe yazarları kendi fikirlerini eleştirmeye başladı. Eskiden Atatürk'e duyduğu olumsuz fikirleri eleştirme kendileri yaptı. Ahmet Hakan mesela. Ahmet Hakan. Yani çok bariz örneklerden biri. 10 Kasım'da 2017'nin 10 Kasım'ında 3 yıl öncekini yanlış hatırlamıyorsam kendi yazısını koydu ve kendi yazısını eleştirdi. Biz bundan çok mutluyuz. Yani kendisinin eleştirmesinden mutlu değiliz. Bu hatadan, insanların bu hatadan dönmesine, Atatürk ilke ve devrimleri noktasına sarılmasına. Yani mesela bakalım 10 Kasım'da AKP ilçe teşkilatlarından, il örgütlerinden Anıtkabir'e otobüsler kaldırıldı. Burada gocunacak, sakınacak hiçbir şey yok. Aksine bu bizim mücadelemizin haklılığını doğuruyor. Ve bunlara çok seviniyoruz aynı zamanda. Birlikte gidelim diyoruz. Birlikte 10 Kasım'larda mücadele edelim ve gerçekten öyle gerçekleşiyor. Bu süreçte ne oluyor? Aileler, arkadaşlarımızın bu ilke ve devrimler ekseninde yetiştiğini ve toplum olarak vatanına, milletine bağlı, yani ülkesini ihanet etmeyecek, ülkesinde bir darbe girişimi gerçekleştirmeyecek, bu vatanın çıkarları onun için her şeyden değerli. Esas olan toprağın bütünlüğü, milletin bağımsızlığıdır gibi şiarlarla yetiştiği için aileler bunlara destek oluyor. Bunu dediğimiz gibi en basit eğitimlerimizden görüyoruz ve bunları tartışıyoruz biz eğitimlerimizde. Çok önemli. Yani bugünün en büyük tartıştığımız şeylerden başında şu geliyor. Bugünün Atatürkçülerinin, kendini Atatürkçü, vatansever, Kemalist diye adlandıran insanların mevcut siyasal koşulda alması gereken tutum. Yani örnek veriyorum, ordumuz Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor, Afrin operasyon düzenliyor. Biz şunu demememiz lazım, savaşa hayır. Savaşa hayır diyen bir Atatürkçü burada gerçekleşemez. Olamaz. Neden? Çünkü Atatürk 1919'larda, 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'nı verirken ona savaşa hayır diyenler de vardı. Manda ve himayeyi kabul etmek isteyenler de vardı. İşte kan dursun, daha fazla insanlar ölmesin diyenler vardı ama o zamanın tıbbi iyilik miti ne yaptı? Çıktı Sivas Kongresi'nde dedi ki, paşam dedi, manda ve himayeyi kabul ederseniz sizin de peşinizden gelmeyi, sizi de sileriz dedi. O zamanın tıbbi iyilerin aldığı tutum bu. Manda ve himaye ne demek? Biz daha çok asker şehit ederiz, şehit veririz. Daha çok kanımız dökülür ama kimsenin boyunduruğu altına kalmayız mesajı. Ama maalesef bugün o geleneğin devam etmediğini, toplum olarak yani o geleneğin aslında devam ediyor ama kendini Türk Tabipler Birliği diye, Türk Tabipler Birliği'nin aldığı tavır o geleneği devam ettirmiyor maalesef. Tıp Birlik Metin'in geleneğini devam ettirenler bugün Türkiye Liseler Birliği, Türkiye Gençlik Birliği, Vatansever Gençlik. En nihayetinde bu kapsamı da yapabiliriz. O yüzden biz bu siyasal meseleleri tartışıp almamız gereken tavırı, bugün mesela diyoruz, bugün en büyük Atatürk ilke ve devrimlerine uyan, onun emperyalizme karşı mücadelesini benimseyen, önce bağımsızlık şiarını benimseyen, toprak bütünü, Sadabat Paktı'nı, komşularla işbirliğini benimseyen kuvvet Türk Silahlı Kuvvetleri. Bakıyoruz çünkü Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini en sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Toprak bütünlüğünü açıklamalarda görüyoruz. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacağız diyor. Irak'la işbirliği yapıyor. Tabii biz bunların daha da kesin sonuçlara varmasını istiyoruz. Suriye'yle daha kesin anlaşma diyoruz. Eğitimlerimizde bunları da dediğimiz gibi tartışıyoruz. Tabii bunları da tarihimizden ders alarak tartışıyoruz. Çok önemli. Ellerinize sağlık. Öyle dışarıdan serzenişte bulunarak. Evet. Çığlıklar atarak, sürekli şikayet ederek ya da klavye başında kahramanlık yaparak bu işler olmuyor. Örgütlenin, çevrenizi örgütleyin, anlatalım, konuşalım, toplantılar yapalım değil mi? Yani böyle bir örgütsel modele Türkiye'nin çok ihtiyacı var. O açıdan da gerçekten çok önemsedim sizlerin bu eğitimini. Elinize yüreğinize sağlık değerli arkadaşlar. Hele hele bence büyük bir şansa bile dönebilir. Az önce sen de ifade ettin, bölücü terörle mücadele toplumun %80.4'ünün destek verdiği. Bugün işte birkaç ankette Amerika karşıtlığının %95'lere vardığı bir tabloda çok da önemli fırsatlar var. Toplumun daha da aydınlanması açısından sizin bu çalışmalarınızda buna büyük katkı sağlayacaktır. Devam edecek mi son olarak? Onu son sorayım. Olarak şunu söyleyebiliriz. Yani buradan aynı zamanda belki bir çağrı ya da bir talep niteliğinde. Milli eğitim eğitimimiz Atatürk ilke ve devrimlerine dayanmadığı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında gelişmediği bir noktada maalesef milli eğitim, milli kıstasından çıkmış oluyor. Ve bizim esas buna dönük mücadele etmemiz lazım. Neden? Çünkü bizim bu okulları açarken en büyük amacımız da aynı zamanda bu ülkede daha çok Fethullah cemaatler, FETÖ'cüler, PKK sempatizanları, PKK yanlışları yetişmesin diye bu okullarımızı açtık. Yani okullarımızın gayesi şu değildi. Türkiye Liseler Birliği'ni büyütelim,
Türkiye Gençlik Birliği'ni büyütelim. Esas gayemiz bu değildi. Esas gayemiz daha çok cemaatler yerleşmesin, daha çok Fethullah Gülenler olmasın diyeydi. Ve biz bunun güvenini verdiğimizi düşünüyoruz. Şunu diyoruz Türk milletine, eğer Fethullah Gülenlerin altın nesilleri varsa Türkiye'nin de Türkiye Liseler Birliği var, Türkiye Gençlik Birliği var. O yüzden milletimizin gönlü rahat olsun. Biz bu mücadeleden bir adım dahi geri çekilmeyeceğiz. Öyle zaten kriptolar gibi değil. Herkes açık. Herkes, evet, herkes istediği açık. Gibi katılabilir. Herkes istediği gibi denetleyebilir, inceleyebilir. Evet. Çok teşekkür ederim sevgili Yıldırım Gencer. Türkiye Liseler Birliği bu bilimsel projeksiyon neden önemli? Ona ilişkin bir köşe yazısı sevgili Gencer'i uğurlarken Yasemin Salih'in Dünya Gazetesi'nde İyilik Fabrikası isimli yazısından notları da paylaşmak istiyoruz. Son derece önemli uluslararası bir bilim yarışması. Hani umutsuzluğa, karamsarlığa yer yok dediğimiz noktada önemli mesajları barındırıyor. Yasemin Salih'in o yazısını yansıtalım değerli arkadaşlar ve ayrıntılarını da okumaya başlayalım. İyilik Fabrikası. Kanser savaşçısı Türk uluslararası yükselen yetenek ödülüne aday. Aziz Sancar sonrasında özellikle bu çerçevede Türk bilim insanlarımızın gerçekleştirdiği projeler oldukça dikkat çekiyor. Dünyada 20, Türkiye'de ise 16 yıldır bilim kadınlarını laboratuvarlarından çıkarıp kamuoyuna tanıtmak, toplumda iyi örnekler oluşturmak amacıyla düzenlenen L'Oréal Bilim Kadınları için programında heyecan verici bir süreç yaşanıyor. Ülke birincileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Şimdi bu isimler arasından seçilerek birkaç bilim kadını büyük ödüller için kıyasıya mücadele ediyor. 9 Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotüp ve Genom Enstitüsü'nden doçent doktor Duygu Sağda kanser araştırma projesiyle uluslararası yükselen yetenek ödülüne 5 kıtadan aday gösterilen 15 isimden biri oldu. Türkiye bugüne kadar 115 ülkeden 2800'ü aşkın bilim kadınının katıldığı yarışmanın en etkili 5 üyesinden biri. Türk bilim kadınları nicelik olarak henüz istenilen düzeyde değil belki, ancak çalışmaların etkinliği ve katılım motivasyonlarıyla yarışmanın öne çıkan oyuncuları arasındalar. 16 yılda 88 Türk bilim kadını ödüle layık görülerek burs desteği aldı. Bunlar arasında Profesör Ayşe Ersan, Uluslararası Büyük Ödül, Doçent Doktor Bilge Demirköz ve Doçent Doktor Ahu Arslansa uluslararası yükselen yetenek olarak uluslararası rakiplerini geride bıraktılar. Şimdi Doçent Doktor Duygu Sağda 12 Mart'ta sonuçları açıklanacak ödülün güçlü adaylarından biri diyor. TÜBİTAK teşvikiyle ABD'den getirildi ODTÜ. Biyoloji bölümü mezunu Doçent Doktor Duygu Sağ, ailesinde birçok sevdiğini kanser nedeniyle kaybettikten sonra bu alanda çalışmalara vermiş kendini. Deneyler yapmaya daha lise yıllarında başladığını anlatan Sağ, Louisville Üniversitesi Tıp Fakültesinden burs almaya hak kazanarak mikrobiyoloji ve İmmünoloji Master Doktora Birleşik Programı için ABD'ye gittiğinde de aklında kanserle ilgili çalışmalarını derinleştirmek olduğunu belirtiyor. Amerikan Kalp Vakfı'ndan doktor araştırma bursu ve çok sayıda prestijli uluslararası ödülü bulan Sağ'ın Türkiye'ye dönmesi ise 2015'te tersine beyin göçünü sağlamak için TÜBİTAK ve AB Mary Cray araştırma programı sayesinde gerçekleşiyor. Kanser immünolojisini, yani bağışıklık sistemiyle kanser hücrelerinin etkileşimini araştırıyorsa, amacının mesane başta olmak üzere kanser tedavisinde gerekli yeni ve etkili ilaçların keşfine ışık tutmak olduğunu söyleyen araştırmacı, üzerinde çalıştığı projeyi şöyle anlatıyor. İmmünoterapinin gelecekte kanser tedavisinin ana yöntemi olacağını öngörüyorum. Son yıllarda özellikle cilt, akciğer kanseri ve lenfoma tedavisindeki heyecan verici sonuçlar immünoterapinin kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı olmasını sağladı. Gelecekte immünoterapinin kemoterapiyle desteklendiğinde yan etkisi daha az ve birçok kanser türü için daha etkili sonuçlar yaratacağı düşüncesindeyim. Anadolu Üniversiteleri önde yazının bir diğer başlığı, yarışmanın 2018 ayağı için Türkiye'den şimdiden 40 bilim kadınının başvurduğunu söyleyen Mercan, Anadolu'da görev yapan akademisyenlerin daha çok ilgi gösterdiklerini ifade ediyor. Mercan,
Bu bizi daha da heyecanlandırıyor. Çünkü asıl amacımız kendi kabuklarında muhteşem işler yapan bilim kadınlarının seslerini duyurmak, diyor L'Oréal. Bu amaçla bilimin daha küçük yaşlardan itibaren özendirilmesi için önümüzdeki aylarda Türkiye'de yeni bir proje başlatmaya hazırlanıyor. Hedef 8. sınıftan itibaren bilimi öğrencilerin hayatını sokacak bir yaklaşım oluşturmak. Türk bilim kadını sayısı 10 yılda 2 kat arttı. Yine bu yazıdan bir diğer not. Bilim dünyasında kadınların yeri global anlamda çok gerilerde. Bilimsel alanda her 3 araştırmacıdan yalnızca biri kadın ve bilimsel yüksek akademik pozisyonları sadece %11'inde kadınlar bulunuyor diye ekledikten sonra yazısında bu süreçte özellikle bu gelişmelerle, bu bilimsel yöntemlerle ve gerçekleştirilen projelerle bu sürecin ikiye katlandığı vurgusunu yapıyor. Yasemin Salih Dünya Gazetesi'ndeki yazısında, İyilik Fabrikası isimli yazısında sevgili seyirciler. İşte umut veren haberlerle geleceği şekillendirebiliriz mesajlarıyla gencimizle, kadınımızla gerçekten önemli bir dönemeç içindeyiz. Aydınlanma çağı sadece oturularak, eleştiri yapılarak ya da benzeri bir kıskaç içinde kendimizi hissederek değil, yaparak, girerek ve geliştirerek gerçekleşecek bir süreç. O açıdan da önem verdiğimiz bir yazı oldu Yasemin Salih'in Dünya Gazetesi'ndeki yazısı, ki özellikle bilime atfedilen 8. sınıf projesini çok daha fazla önemsedim. Ümit ediyoruz ki bu çerçevede de en hızlı gelişme gerçekleşir ve öyle de güzel bir nesil hayata girmiş olur sevgili seyirciler. Habertürk gazetesinin sayfasına bakalım şimdi de. Uyuyan devi uyandırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda konuştu. Türk milleti asırlık rehaveti atıyor deniyor. PYD'yi onlar terörist ilan etmedi diye bir diğer başlık. 2023 hedefi %32 ile geçildi bir diğer çarpıcı haber başlığı olarak yansıyor. Enerji Bakanı'nın enerji çerçevesinde gerçekleştirdiği haber sevgili seyirciler. Enerji ekipmanları haberine bakalım bu noktada. Çünkü Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı aslında önemli bir strateji, bir milli hedefi ortaya koyuyor ama 2023 stratejik planına göre enerji ihtiyacının %30'u Türkiye'nin yerli kaynaklarından sağlanabilir. Böyle bir hedef ortada. Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarını üreten makine ve ekipmanlarının ise %71'i ithal. Sıkıntı da burada başlıyor. Ve sektör temsilcileri 2023'e kadar 25 milyarlık dolarlık bir pazar oluşabileceğini ve bu sektörde kullanılan makine ve ekipmanlarının da millileştirilmesi gerektiği üzerine duruyor. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Öyle ki 77 milyar dolar dış ticaret açığının %40'ı enerji ham maddesi ithalatıyla oluşuyor. Enerji ham maddesi ithalatımız olmasa cari açık olmayacak. Çünkü cari açığımız 43 milyar dolar, enerji ham maddesi ithalatımız 55 milyar dolar. Türkiye enerjideki bağımlılığını yerli olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla azaltmak istiyor. Ancak yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan ekipmanların %71.4'ü ithal. Yani bir 100 liralık bir yatırım yapılacaksa, bir proje yapılacaksa bunun %71'i, %71.5'ü yurt dışından ithal ediyoruz şu anda. Bunun için de bu çok önemli. Ulusal kanala konuşan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Vatansever, yenilenebilir enerji donanımlarının yerlileşmesinin altını çizdi. Çünkü 2023'e kadar Türkiye'nin cebinden 25 milyar dolar çıkabilir. Yaklaşık 2023 yılına kadar 25 milyar dolarlık bir pazar var. Yani Türk sanayisi açısından. Eğer biz bu 25 milyarlık dolarlık üretimi, 25 milyar dolarlık üretimi kendimiz yapamazsak, bunu yurt dışından alırsak bu da tamamen yurt dışına gidecek bir kaynak olarak görebiliriz. Enerji sektöründeki makineleri milli üretim içinde sanayi ve iş adamlarının desteklemesi kaçınılmaz. Bu türbinin içinde binlerce parça var söylediğim gibi. Zaten bir firma tarafından üretilmesi ve bütünün oluşturulması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bunu yan sanayi üretecek. Şimdi biz diyoruz ki
İşte bunun içerisindeki parçaları üreten firma, eğer ürettiği bu parçayı bu bütünü oluşturan firma ile ilgili üretiyorsa buna 5. bölge teşviki ver diyoruz. Ama bir şey daha diyoruz ilave. Organize sanayi bölgesinin içerisinde yatırım yapsın diyoruz. Verimli toprakta, tarlada yapmasın bu yatırımı. Sanayici ve iş adamları tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan makinelerin de yerlileştirilmesini istiyor. Milliyet gazetesine bakalım. Dev uyandı manşetini atmış Erdoğan'ın dünkü grup toplantısındaki sözü. YPG'den klor gazlı havan manşeti de bir diğer dikkat çekici haber başlığı olarak yer alıyor sevgili seyirciler. Bu arada Mehmetçik'ten tokat yiyen PKK'da iç çatışmaya ilişkinde çeşitli ajanslardan gelen bilgiler var. Özellikle Kandil'de Afrin Kandil kadrosuyla Afrin kadrosu terör örgütünün birbirine girdi. Cinderes'te iki grup arasında çatışma çıktı ve Kandil kaynaklı teröristlerin TSK ile savaşa devam edin derken Afrin'dekilerin de şimdiden 1000 kişi kaybettik, geri çekilelim görüşü örgüt içinde kaosun büyümesine neden oldu ve çatışmanın çıktığına varıncaya kadar da açıklamalar yansıyor. Milli Gazete'ye bakalım. Kırtasiye'den sağlık raporu diyor. Karayolu taşıma yönetmeliği gereği psikoteknik belge alma mecburiyeti bulunduğu halde sağlık problemi olan şoförler bu belgeleri sahte evrakla temin edebiliyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bulunan şoförlerin %90'ı psikoteknik belgesini kafe ve kırtasiyelerden 150 TL karşılığında alabiliyor. Hiçbir sağlık kontrolünden geçmeyen bu şoförler insan hayatını açıkça tehlikeye atıyor. Şimdi bu liberal sürecin bir tezi vardı sevgili seyirciler. Efendim işte devlet işletme yapamaz ama kontrol sağlar, koordinasyon sağlar vesaire. Hani nerede? Yani ya bu anlamda bir sağlık raporunu bile devletin bir kurumu veremeyecekse nerede bu bakış açısı ya da yapısı? Hakikaten ilginç. Önemli bir haberi de manşetten görmüş Milli Gazete. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım. Türkiye ve Türk kaldırılıyor. Dünkü tartışmayı manşetine taşımış, ayrıntıları diğer gazetelerden ve tepkilerden aktardık. Hainlerin çocuklara eğitim verdiği kamp TSK'nın denetiminde ABD'den iki kritik isim geliyor. Sürmanşette de Sinop'ta nükleer protesto başlığı dikkat çekiyor sevgili seyirciler. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Uyuyan devi uyandırdılar. Savunmada seferberlik başlıklarıyla bugünkü sayfa hazırlanmış. Kandil ve Afrin çatıştı. Az önce ayrıntısını verdiğim haber Yeni Şafak'ın birinci sayfasında yer alıyor. Mülteci çocuklara roket ve 15 aylık kızını da geçen hafta gördü. Şehitlerimizin son yolculuğuna uğurlandığı sürece ilişkin haberler de bu başlıkla yine birinci sayfada yer alıyor. Star gazetesi vesayet odalarına neşter, Türkiye düşmanı gibi hareket eden meslek örgütlerine ilişkin haberi bu başlıkla duyurmuş. Sivil kamuflajlı terör konvoyu, terör örgütü PYD-PKK sivillerin arasına yerleştirdiği 500 teröristi sözde dayanışma konvoyuyla takviye için Afrin'e gönderdi deniliyor. Haberin galiba gerçeği bu. Diğer noktalarda Esad ve benzeri ifadelerle süreç sulandırılmıştı. Ayrıntısını gün içinde de arkadaşlarımız takip edecektir. Vatan gazetesine bakalım. ABD'ye çifte PYD davası uluslararası zemine ilişkin verdiği mesaj Erdoğan'ın manşete çekilmiş. Terör konvoyu da bir diğer başlığı yine birinci sayfadan Vatan gazetecisi vermiş sevgili seyirciler. Yurt gazetesine bakıyoruz. Gözlerinden öptüğüm Ey Bay Recep manşeti dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında söylediği sözler. CHP parti meclisine İzmir damgası dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da milletvekili seçildiği İzmir'den 5 isim parti meclisine girdi. Kılıçdaroğlu'nun A takımını oluşturacağın MYK'da en az 1 ya da 2 İzmir temsilcisi olması bekleniyor. YDK'da ise 2 İzmirli yer aldı deniliyor ama isimlere baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almayanların olduğunu da ekleyelim bu listelere. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Tabipler ve barolara Türk ve Türkiye yok diyor. Erdoğan meclis kulisinde açıkladı.
Açıklamalarıyla iktidarın şimşeklerini üzerine çeken Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin isminden Türkiye'nin çıkarılması gündemdeki büyük tartışma yaratmıştı. En sert ve net tepkiyi de dün gece katıldığı canlı yayında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek vermişti. Önceki kuşaklarda sizlere aktardık. Densiz robot dünün gerçekten çok güldüren haberleriydi ve kimlerle yönetiliyoruz dedirten haberi. Bakan Arslan'ın sözünü kesen robotun sesi kesildi, formatlandı deniliyor. Rahatsız oldu katıldığı bir toplantıda ve saygısız robot Sambot'un Çin malı olduğu vurgusu da yapılıyor. Dün gerçekten inanılacak gibi değildi. Bildiğiniz susturdular yani robotu, söyleyecekti hiçbir şey yok. PYD, YPG'de terör örgütüdür Kılıçdaroğlu altını çizerek söyledi deniliyor. Ama Selin Sayık Böke'den hala bu konuya ilişkin açıklama yok. Parti meclisine girmiş bir isim olarak kendisine o zaman CHP lideri gerekli istihbaratı versin ve çıksın terör örgütü müdür değil midir açıklasın. Cumhuriyet gazetesi öfkeleri bitmiyor manşetini kullanmış. Bahçeli TTB'yi terör örgütü ilan etti. Erdoğan TTB ve Türkiye Barolar Birliği adlarından Türk'ü çıkaracağını açıkladı deniliyor. Günün sorularından bir tanesi de şu. Örneğin Türk Tabipler Birliği'nden Türk ifadesi çıkarsa mevcut yönetim bunu nasıl karşılar? Herhalde gün içinde çokça sosyal medyada konuşulacaktır. Bir gün gazetesine bakıyoruz. Anketlerde en mutlu il çıktı. AKP hemen müdahaleyi yaptı. En mutlu kent Sinop'ta yapılmak istenen nükleer santralin bilgilendirme toplantısında AKP'liler kavga çıkardı diye verilmiş. Valiyle görüşen CHP'li vekil Orhan Sarıbal, yasalardan aldığınız gücü kullanın, saraydan aldığınız gücü kullanacaksanız istifa edin dedi diyor haberin ayrıntısında. Afrin operasyonuna ilişkin köşe yazılarımız vardı sizler için seçtiğimiz. Önce Soner Polat Aydınlık gazetesinde bu neden bir emperyalist savaştır başlığıyla verdiği haberin ayrıntısına birlikte bakalım. Alt emperyalist ülkeler pek gözükmeyen kısmını da ayrıntılandırmış Polat komutan. Satırlara bakalım. Türkiye'nin Afrin harekatını başlangıçta Avrupa'nın emperyalist ülkeleri yumuşak demeçlerle geçiştirdi. Aynı zaman geçtikçe Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve hatta Kanada'dan çatlak sesler yükselmeye başladı. Diğer kuyrukçu ülkeleri saymıyorum. Emperyalist ülkeler kendi içlerindeki çelişkileri dondurabilir ya da erteleyebilirler ama bütünüyle giderme şansları bulunmuyor. Günümüzde ABD ile AB, Almanya ve Fransa arasındaki mesafenin açılmakta olduğunu görüyoruz. AB ile İngiltere boşandı. Hatta geleneksel dostlar ABD ile İngiltere'nin diye yazı devam ediyor. Soğukluk yaşadığını görüyoruz. Ama bu ülkelerin tamamının ZDH'ye kuşkuyla yaklaştığını biliyoruz. Şimdilik Fransa koçbaşı görevini yapıyor ama emperyalist başkentlerin tamamında homurtular yükseliyor. Almanya tipik alışkanlığıyla ciddi para kazandığı savunma projelerine sınırlamalar getiriyor. Buradaki sol partiler işi şova döndürdüler. Türkiye'de yeni bir dönem başladı. AB ve Avrupa'nın önemli ülkeleri Türkiye politikalarında geçmiş dönemleri unutmak zorundadır. Türkiye'ye ayar verme, tepeden bakma dönemi geride kalmıştır diyor Polat. Elindeki küçük kozları Türkiye'ye karşı kullananlar kısa dönemde kendilerini tatmin edebilirler. Ama uzun dönemde Türkiye mutlaka önlerine ağır bir fatura çıkarır. Bundan sonra hangi ülke ne ekerse onu biçecektir. Artık Türkiye, Batı Asya'da, İslam coğrafyasında ve dünyada etki yaratan bir ülkedir. Türkiye'nin gücü, çapsız politikacıları ve partileri de önüne katıp sürüklemektedir. Bu nedenle günümüzün vizyonu sınırlı partileri ve siyasetçilerine bakarak biz Türkiye'yi istediğimiz gibi yönlendiririz diye düşünenler şiddetle yanılır. Türkiye ayağa kalkmıştır ve bunun geriye dönüşü yoktur. Emperyalist başkentler ne düşünürse düşünsün, Afrin harekatı zaferle sonuçlanacaktır diyor Soner Polat yazısında. Yeni Çağ gazetesinden de İbrahim Karagül süreci yine bu perspektifte değerlendiren bir yazı kaleme almış. Ondan sizler için seçtiğimiz bölümler. ABD hasta adam olmuştur. Türkiye artık durdurulamaz. Çünkü biz Selçuklu'dan beri büyük oyunu çalışıyoruz. Türkiye'yi kaybeden coğrafyayı kaybedecektir. Bu bin yıldır hiç değişmeyen bir gerçektir. Bundan sonra bu tez, bu söylem, bu gerçeklik çok daha güçlü, çok daha belirgin hale gelecektir ve o söz şeyle değişecektir. Bu coğrafyada hiçbir ülke Türkiye'siz,
Türkiye'yi karşısına alarak bir tasarrufta bulunamaz. Harita çizemez, devlet yıkıp devlet kuramaz, savaş veya barış yapamaz, düzen kuramaz. Türkiye dünyanın en hızlı yükselen gücüdür. Dünyanın en şaşırtıcı sıçramasını yapmaktadır. Sadece ekonomik yükseliş değildir bu. Türkiye yüzyıllara dayanan siyasi genetiğini yeniden keşfetmiş ve devreye sokmuştur. Bu tarih değiştirici bir güçtür. O psikolojik eşik aşıldı. Artık hazmedeceksiniz. Bu yüzden sadece Türkiye için değil, sadece kendisiyle yarışan Çin ya da Rusya için değil, Avrupa ülkelerinden dünyanın tamamına kadar tehlikeli bir ülke haline gelmiştir. Birçokları açıkça söylemese de ABD'den uzaklaşmanın yollarını aramaktadır. 21. yüzyılın en büyük yalanı ABD'nin her şeye gücü yeter sözüdür diye ekliyor. Ama daha 2000'li yıllara gelmeden bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı. ABD'nin dünyaya liderlik edecek ahlaki olgunluğa, ekonomik güce ve askeri güce tek başına sahip olmadığı görüldü ve o proje çöktü. ABD bayrağı PKK filaması oldu. Bu utanç onlara yeter diye ekliyor bir başka cümlede. CENTCOM özerk bir yapı gibi ABD devleti içinde bir başka devlet gibi hareket ederek Amerikan çıkarlarını yok etmektedir. Bu da ABD'yi dünyanın gözü önünde 5 paralık ülke durumuna düşürmektedir diye özetliyor Karagül. Amerikan bayrağının PKK filamasına dönüşmesi en büyük utançtır. Bir ülkenin kendini aşağılamasıdır. Tarih yapıcıların safında olmak varken kaybedenler safında yer almak hiç de akıllıca değildir. Biz bu yolun en ön sırasında yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu coğrafyada 1000 yıldır hep önde, ön safta yürümeyi bildik. Başka nasıl ayakta kaldık, nasıl küresel güç haritalarını değiştirdik sanıyorsunuz? Eğer mesele haritaysa Türkiye masanın tam ortasındadır. Öyle PKK-PYD ile bozulabilecek bir senaryo değildir bu. Büyük oyundur ve biz Selçuklu'dan beri bunu çalışıyoruz diyor İbrahim Karagül yazısında. Yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete gündeminden başlıklara bakalım hızlıca. Bakalım basının yayın enformasyon müdürlüğü sitesinden aldığımız yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete turunda ilk durak Balıkesir. Balıkesir'de Yeni Haber gazetesi hoş geldin atam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 95. yıl dönümü dün törenlerle kutlandı deniliyor. Balıkesir'den Bartın'a geçiyoruz ve Halk Gazetesi'nin manşetine bakıyoruz. Kaldırımlar yayalarındır, işgal etmeyin. Bu sorun artık birçok bölgede gazete manşetlerinde, özellikle yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazetelerde yer almaya başladı. Hatırlayacaktır bizi takip eden seyircilerimiz, bunu da ifade edelim. Bartın'dan Bayburt'a Sıla gazetesinin sayfasına bakalım şimdi. 300 koyun ve maaş verilecek köyüne geri dönen çiftçiye. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlı koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladı. Haydi gel köyümüze geri dönelim bakalım. Ziraat, çiftçi ve tarım kesiminde nasıl tepki bulacak? Sorun yaşanabilir notları var mı? Bunu da takip etmeye çalışacağız. Son olarak Tekirdağ, Çorlu Avrupa Yakası gazetesine bakacağız. Bu okul işsizliği önlüyor. 50. yılını kutlayan Çorlu Mehmet Rüştü Üzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı yıl tatilinde yenilenerek ikinci döneme hazırlandı. Okul müdürü Nuh Kemal Aydoğan gazetemize okulda yapılan yenileme çalışmalarını anlattı. Bölgenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor. Okul müdürü Nuh Kemal Aydoğan, Çorlu Mehmet Rüştü Üzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çorlu'nun Çorlu Lisesi ve Çorlu Kız Meslek Lisesi ile birlikte 3 köklü lisesinden biri olduğunu belirterek öğrencilerin okumaktan mutluluk duyacağı bir okul ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi diyor. Önemli, meslek lisesi memleket meselesi, gerçekten öyle sevgili seyirciler. Hani Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde verdiği bir yazara verdiği röportajda köy enstitülerini yeniden mi kuracaksınız? İşte böyle modern hale getireceksiniz. Mesleki okullar, tarım okulları vesaireyle bu süreci geliştireceksiniz. Bir öğretmen olarak niye öyle bir cümle kullandı, o da ayrı bir tartışma ama işte ona olumlu bir örnek olsun diye de bunu anlattık. Hızlıca gazetelerin spor sayfalarına da göz atalım. Fanatik gazetesi. Sihir değil, alın teri,
manşetinde 8 MHK'da gözlemci skandalı ya 8.4 ya hiç başlıklı bir yazıyı manşetine taşımış. Son olarak Fotomaç gazetesine bakalım. Ankara havası 1-0'lık Gençler Birliği galibiyetini manşetine taşımış. Beşiktaş başkentte güle oynaya turladı deniliyor haberde. Bir sağlık haberiyle araya gideceğiz. Hava durumu için burada sizi bekliyor olacağız. Dün biliyorsunuz, daha doğrusu 4 Şubat kanser konusuna dikkat çektiğimiz günlerden biriydi. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri konusunda da birçok kadının elbette korkulu rüyası. Uzmanlara göre 20 yaşından itibaren düzenli olarak kontrole gidilmesi gerekiyor uyarılar var. Bu konuda gerçekten kadınların bilinçlendirilmesi gerekmekte. Tabii önlemini alıyorum ama işte bu 2 senedir gitmiyorum. Rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Gideyim arada 1-2 kere. Türkiye'de her 9 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Peki belirtileri neler? Uzmanından dinleyelim. Meme başında bir çekinti veya memede gamzeleşme, memelerde asimetri veya ödem. Bunlar gerçekten çok ciddiye alınması gereken, hastanın kendisinin belirleyebileceği faktörlerdir. Bunun dışında memesinde eline gelen bir kitle olabilir, koltuk altında bir sertlik hissedebilir, meme başı akıntısı olabilir, kahverengi veya kanlı akıntılar olabilir. 6 aya bir sürekli kontrol altına alırız biz kendimizi. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Peki ölümlere sebep olan bu hastalığa karşı nasıl korunmak gerekiyor? İşte ayrıntıları. Son yapılan çalışmalar yine obeziteyle ilişkili meme kanserlerini ispatlamış durumda. Beslenme, diyet, spor, egzersiz meme kanserinden yine koruyucu faktörler olarak gösterilebilmekte. Uzmanlar 20 yaşından itibaren doktor kontrolüne gidilmesi gerektiğine işaret ediyor. 20 yaş ve 39 yaş arası her kadına her ayda kendi kendine muayeneyi ve yıllık klinik hekim muayenesini önermekteyiz. 40 yaşından sonra zaten ülkemizde mamografi tetkiki rutin bir tetkik olarak takipte gündeme gelmekte. 40 ila 50 yaş arası 2 yılda bir, 50 yaşından sonra da yılda bir mamografi takipleriyle muhakkak hastalar takip altında olmalı. Genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Cem Emir Güldoğan, meme kanserinde erken teşhisinde önemine dikkat çekti. Tümörün boyutunu ne kadar küçükken tespit edebilirsek yayılım oranı tabii ki zaman olarak düşmüş olacak ve müdahale yapma şansımız daha da artacak. Günaydın Türkiye! 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 Ezgi, stüdyomuzda hava durumu için sözü kendisine bırakıyoruz. Hemen aktarayım gökyüzünün tablosu. Ekranlarımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü tahminlerine göre kuzey ve batı kesimlerde bulutlar kendisini gösterdi. Diğer bölgelerde açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'da bulutlar arttı. Perşembe günü yağış alanını daha da genişletecek. Cuma günü bölgeden ayrılacak. Sıcaklıklara bakalım. Kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece sıcaklık arttı. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar var. Rüzgar Akdeniz'den, genellikle güneyden, Güneydoğu Anadolu'dan da kuzeyden hafif, yalnız ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıntılı derecelere de bakalım. Marmara bölgesinde bugün tamamı neredeyse Sakarya haricinde yağışlı. Sakarya'da da ara ara yağışlar beklenebilir. Çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra hafif yağışlar olacak. Çok kuvvetli ekstrem olaylar bugün bizi beklemiyor. Ege bölgesinde de İzmir'de, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, yani neredeyse tamamı bugün yağışların etkisi altında olacak. Sıcaklıklar da yüksek, 15-16 derece civarında seyredecek. Akdeniz bölgesinde Batı Akdeniz, Antalya'nın batı ilçeleri ve Burdur'da bugün yağışlar etkili olacak. Yazı aratmayan bir mevsim var diyebiliriz bu sene. Çünkü sıcaklıklar 23-24 dereceyi bulacak. İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu'nun da batı kısmı, yine Ankara, Eskişehir taraflarında bugün yağışlar var. Diğer yerlerde de güneş etkisini biraz daha fazla gösterecek ve sıcaklıklar doğuya doğru yüksek.
Her zaman normalde Sivas'ta düşük olur deriz ama bugün yüksek olacak. Karadeniz bölgesine bakalım. Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce taraflarında bugün yağışlar var. Pek görülmez yine Bolu'da da ama bugün 15 dereceyi bulacak, termometreler gösterecek. Orta Karadeniz'de parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'de de az bulutlu ve açık bir hava var bugün. Doğu Anadolu'ya bakalım. Doğu Anadolu'da da yine sıcaklıklar yüksek. Çünkü geçenlerde eksilerden, eksi onlardan bahsederken bugün 5 dereceyi bulacak Erzurum'daki sıcaklık. Kışın en sert geçtiği Erzurum'da bugün 5 dereceyi bulacak sıcaklıklar. 3-4 derece civarında genel bölgenin sıcaklığı ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesine de bakalım. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların en yüksek olduğu bölgelerden biri. Çünkü 14-15 derece civarında Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de yoğun geçiyor. Benim çocukluğumda Mardin'de geçmişti. O zamanlarda sıcaktı. Hala sıcak ama bu sene biraz daha kuraklık etkisini gösteriyor. Son olarak denizlerimizde de bugün fırtına beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürü'nün son tahminleri böyleydi Can Kalıç. Teşekkür ediyoruz sevgili Ezgi'ye. Hava durumundan notlarla bizi bilgilendirmiş oldu. İlginç bir hava grafiğimiz var bu yıl. Kendinize dikkat edin diyerek biz de her sabah olduğu gibi yine Nut'a dün kaldığımız yerden Umut Tezerer arkadaşımızın sesinden sizlere sunarak veda edeceğiz. Sevgili seyirciler, yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyoruz. Ali Şirvan Atçay'la birlikte hazırladık. Yarın 7.30'da buluşuncaya dek hepinize mutlu günler diliyoruz. Amasya'da 5. Fırka Kumandanlığı'na. Şu anda Amasya'da bulunan eski vali Bekir Sami Beyefendi'ye mahsustur. Telgraf Nami'yi alilerinden pek istifade ettik. Toplantı halinde bulunan Vilayet-i Şarkiye Kongresi hemen her tarafta memleketleri halkınca tesirli, nüfuzlu ve söz sahibi tanınmış zevattan meydana gelen muktedir bir heyet halindedir. Bu kongrede şimdiye kadar olan müzakerelerde devlet ve milletin tam bağımsızlığı ısrarla müdafaa olunmaktadır. Dolayısıyla henüz bizce de şartları ve mahiyeti belirsiz bir Amerika mandaterliğinden kongreye doğrudan doğruya bas olunması pek sakıncalı olacağı için zat-ı alilerinin dersadette temas halinde bulunduğu zevatla olan müzakereye dayanarak aşağıdaki noktaların izahıyla bizleri süratle aydınlatmanızı hasreten rica ederiz. Bundan evvel de reysen dersadetten buna dair gelen malumat şüpheli görüldüğü için aynı esaslar dairesinde açıklama istendiği gibi 21 Temmuz 1919 tarihinde de Sivas'ta Refet Bey vasıtasıyla dersadetten gelen malumatta aynı şüphelilik bulunduğu için oradan da doğruca şartlar ve izahat talep edilmiştir. A. Tam bağımsızlık talep edildiği halde memleketin birçok mıntıkalara taksimi kat'i ve şüphesizdir buyuruluyor. Bu kanaatin kaynağı nedir? B. Memleket bütünlüğünden maksat memleketin bütünlüğü mü yoksa hükümranlık hakları mıdır? C. Osmanlı memleketlerinin hepsini kapsayan meşrutiyetimiz ve hariçte temsil hakkımız baki kalmak şartıyla mandaterlik talebini en faydalı bir şekil olarak kabul buyuruyorsunuz. Ancak temsilcinin ifade ettiğini bildirdiğiniz maddelerle bu şekil birbirine zıt görünüyor. Çünkü meşrutiyetimiz baki kalınca hükümet kanun yapma kuvvetinin itimadına mazhar ve denetimine tabi bir heyetten ibaret olur ki artık bu heyetin tesisinde Amerika'nın müdahale ve tesiri olamaz. Şu halde ya meşrutiyet bakidir, adil ve hükümetin tesisine Amerika'dan talebe mahal yoktur veyahut adil bir hükümetin tesisi Amerika'dan talep edilince meşrutiyetin devamı lafızdan ibaret kalır. D. Genel eğitimin yaygınlaştırılması ve genelleştirilmesinden maksat nedir? İlk hatırımıza gelen memleketin her tarafında Amerikan mekteplerinin tesisidir. Çünkü daha şimdiden yalnız Sivas'ta 25 kadar müessese meydana getirmişlerdir ki, yalnız bir tanesinde 1500 kadar Ermeni talebe vardır. Dolayısıyla Osmanlı ve İslami eğitimin yaygınlaştırılıp genelleştirilmesiyle bu teşebbüs nasıl bağdaştırılacaktır? E. Din ve mezhep hürriyetinin temini fıkrası da mühimdir. Patrikhanelerin imtiyazları mevcutken bunun fark ve manası nedir? F. Temsilcinin 5. madde olarak bahsettiği bütün Osmanlı memleketlerinin sınırları nedir? Yani harpten evvelki sınırlarımız mıdır? Eğer bu tabir içinde Suriye ve Irak dahilse
Anadolu halkının Arabistan namına mandaterlik talebine hak ve salahiyeti olabilir mi? G. Mevcut hükümetin siyaseti nedir? Tevfik Paşa neden Londra'ya gitti? Amerikalılar gibi İngilizlerin de ayrıca bir mandaterlik takip ettiği görülüyor. Farkları nedir? Hükümet Amerika mandasını nasıl görüyor? Yani buna meyilli mi, isteksiz mi? Amerikalılar neden Ermenistan mandaterliğini terk ettiler? Amerikalılar mandayı almaya ne dereceye kadar meyilli ve arzuludur? 2. Sivas Kongresi'nin toplanması Erzurum Kongresi'nin bitişine bağlıdır. Bununla ayrıca meşgul olunmaktadır. Zat-ı Samilerinin bunu bekleyerek ya Tokat'ta yahut Amasya'da bulunmaları uygundur. Hürmet arz eyleriz. Mustafa Kemal.